Herkese merhaba. Harç TV'de Keto Mektupları serisinin bugün 6. videosunu çekiyoruz. Bugün konuğumuz Ebubekir Tavacı. Ebubekir İstanbul Siyasal mezunu, 2016'da mezun oldu. Daha sonra da Sorbonne Üniversitesi'nde master'ını yaptı. AB parlamentosu üzerine. Şu an yine üniversite pansiyon Sorbonne'da doktora çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan Avrupa parlamentosunu, bir yandan da Avrupa parlamentosunun göç politikalarında ki işlevini, fonksiyonunu çalışıyor aslında Bekir. Bugün de biz konu olarak aslında hem Avrupa'ya olan göç dalgasını, Avrupa Birliği'nin gelen göç dalgalarına tepkilerini konuşacağız ki bunun içinde işte Suriye'den başlayan göç dalgasıyla birlikte son geçtiğimiz yılda başlayıp devam eden Ukrayna-Rusya krizinden kaynaklanan göç akımlarını da konuşacağız. Ve tabii günün nihayetinde de bütün dünyadaki göç olgusu üzerine ve Türkiye'nin göç politikaları üzerine de bir takım şeyler söylemeye çalışacağız. Ebu Bekir, istersen senle başlamadan önce ben bir Uğur Hocama da pası vereyim. Uğur Hocam, şimdi Öncelikle bugün... şey de diyelim, tekrar teşekkür ederiz Ebu Bekir'e katıldığı için. Ben teşekkür ederim davetiniz Tekrar için. hoş geldin diyorum. Buyur üstad. Uğur Hocam, şimdi başlarken aslında biz temelde göç olgusunu şu an Türkiye'de gündem etme sebebimiz hem Suriye hem Afganistan hem Pakistan gibi ülkelerden ve işte bu yılda başlayan Rus göçmenler, Ukraynalı göçmenler üzerinden düşünüyoruz. Ama temelde biz hatırlarsanız Keto mektupları öncesinde yaptığımız bir videoda dünyada o dondurulmuş çatışma bölgeleri ve dünyadaki genel artan krizleri konuşuyorduk ve göç de tabii ki bu krizlerden bağımsız düşünülebilecek bir mesele değil. O yüzden ben şunu merak ediyorum en temelde. Göç olgusu hayatımıza bir kere girdi ve zaten vardı ve bundan sonra da bitmeyecek gibi. Ama bu yıllarda göç konusunda trendlerin ne olacağına dair sizin söyleyebileceğiniz şeyler var mı? Mesela Ukrayna'daki göç akımı belki savaşın bitmesiyle birlikte durup geriye döndürülebilir mi yoksa kalıcı mı olur? Aynı şey çünkü Suriye ve Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenler için de geçerli. Ve herhalde en çok merak ettiğimiz soru da bu. Doğru Üstad dediğin gibi ama Ebubekir Üstad da zaten katılacaktır diye düşünüyorum. Biraz her şey algıda bitiyor bilgiden ziyade. Yani dünya tarihi en azından yazılı tarihi bildiğimizden bu yana milletler, insanlar hem birey halinde hem de topluluk halinde zaten göç ederler. Yani bu yadsınabilecek ya da engellenebilecek pek bir şey değil. Sadece bunun algısı belli dönemler müspet oluyor, belli dönemler menfi oluyor. Biraz nihai destinasyonla da alakalı bir şey bu. Biraz önce dediğin gibi yine senin çıkış noktasıyla arzulanan, hedeflenen varış noktası arasıyla da aslında bir bence korelasyon kurulabilir. Bence doğru bir orantı da var. Yani örneğin İngiliz Milletler Topluluğu mensubu bir memleketten Final Destination diyelim, eğer Büyük Britanya olacaksa buna verilen tepki kültürden ziyade bir ortak geçmiş ve müktesebat da bence alakalı. Buna daha çok veriliyor. Yani müspet anlamda. Menfi anlamda da mutlaka Ebu Bekir Üstad da takip ediyordur. Şu anda son 1,5-2 aydır Arnavutluk'tan mesela İngiltere'ye biraz önce örnek verdim. İngiltere'ye gelen göçmenler hakkında çok daha menfi bir algı var. Molotov kokteyli falan atıldı. Türkiye'de çok gündem olmadı. Yani halbuki bizde bir Arnavut mesela Türkiye açısından düşünelim. Arnavutlar Türkiye'ye göçtüler defalarca. En son işte biliyoruz Yugoslavya dağılırken Kosova Savaşı'ndan sonra birçok göçmen geldi. 90'lı yıllarda Ponzi şeması yıkıldıktan sonra hani Enver Hoca'nın rejimi çöktükten sonra da çok ciddi bir göç aldı Türkiye savaş öncesi. Normal Arnavutluk'ta yani Kosova'dan değil. Türkiye'de hiç böyle çok garip karşılanmadı. Ama biraz önce yine İngiltere örneğini verdim. Bangladeş'ten, Pakistan'dan ya da Sri Lanka'dan Türkiye'ye göçmen geldiğinde verilen tepkinin de farklı olduğunu görüyoruz. Esasında bu objektif olarak değerlendirmeden ziyade
milletlerin birbirleriyle uyumuyla kamuoyunun oluştuğu bir durum gibime geliyor. Bu o yüzden çok böyle bir sorun gibi değil. İhtiyaçları karşıladığı ölçüde ve uyumlu olabildiği müddetçe arzulanan tersi olduğunda nasıl diyelim ötekileştirilen, itilip kakılan da bir hem mevhum ve bu gelen kitlelerde, göçmenlerde o şekilde yığınlar olarak bakılıyor. Ukrayna örneğini verdin. Suriyelilerden çoğunluğu Orta Doğu'da bu IŞİD mevzusu çıktıktan sonra takribi 1 milyon göçmeni, mülteciyi diyelim, adının her ne koyarsak koyalım hukuki olarak, Almanya sistemini adapte etti. Türkiye'nin daha önce Yugoslavlara, Türkiye'den gelenlere, misafir işçi Yugoslavya'nın ötesinde belki daha öncesinde İtalya, İspanya, Franco rejimi zamanını kastediyorum. Portekiz'de Salazar döneminde gelen çok sayıda göçmen de nasıl Lüksemburg'a, Almanya'ya yerleştiyse Türkler de o şekilde gitti. 79 İran İslam devriminden sonra çok sayıda İranlıyı Almanlar aldılar. Önemli bir kısmı da Azeriydi. Sonra bu Türklerden sonra 90'larda Yugoslavya dağıldıktan sonra Boşnak, Hırvat, bilhassa Hırvat geldi, Almanya'ya eklemlendi. Sonra bu IŞİD döneminde de Suriyelileri çok sıkıntısız bir şekilde aldığını gördük. Çünkü bu biraz da demografiyle alakalı. Almanya'nın buna mecbur olduğunu görüyoruz. Şimdi İngiltere'de bir göçmen karşıtlığı geleneksel olarak yapar ama İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ziyade dediğim gibi o mesela ırk olarak da çok bakılmıyor benim gördüğüm. Din olarak da çok bakılmıyor. Müslüman ama nereden geliyor diye bakılıyor. Bu imparatorluk bakiyesi olmanın da bence bir etkisi var bunda. Yani bir sihirli Fransa'da rahat edemiyorken İngiltere'de çok rahatlıkla sisteme adapte da olabiliyor. Ve hoş da karşılanıyor. Yani orada ırkçı dediğimiz adamlar, UKIP partisi falan bile bunlara hani müsbet bakabiliyor. O yüzden şu anda sanki bir küresel, bir objektif, bir trend var ve bunun değerlendirmesinden ziyade Türkiye'den baktığımızda bizim için çok önemli olmayan Batı'yı bir monoblok halinde gördüğümüz için bizim yanılsamalarımız var. Onların da ama bize de ait yanılsamaları var. Tıpkı biraz önce söylediğim gibi mesela Boşnakları da örnek verebiliriz. Pomaklar, ne bileyim Orta Asya'dan Afganlar 80'lerde Türkiye'ye geldi, hiçbir problem olmadı. Kasabalar filan kuruldu. Bunlar konjonktürle alakalı olan şey ve çok önüne geçiremeyeceğini düşünüyorum. O örneği de bitireyim. Almanya mesela şu son dönemde de yine 1 milyona yakın Ukraynalıyı Polonya üstüne yine sisteme adapte etti. Bir trend var, yok değil. Dünya genelinde böyle bir içe kapanmacı, korumacı, böyle daha kameralist, daha merkantilist de bir yapı. Trump'la beraber Tea Party'de de yükselen de bir yapı var. Klasik Avrupa'da da bir aşırı sağ, ki onu da bir videoda konuşuruz demiştik Vahit Üstad'la. Aşırı sağ acaba ne kadar sağ? Yani klasik anlamda iktisadi ve siyaset felsefesi anlamında aslında çok sağda da durmadıklarını görüyoruz. Popülist aşırı sağ partilerin. Demek oluyor ki aslında bu trend olmuş olsa da ülkelerin ihtiyacı varsa, kültürlerle uyumluysa ses etmeden alıyorlar. Çünkü bu bir ihtiyaç. Bütün dünyada mültecilere karşı düzenlemeler getirip koruma bariyerleri kurulurken Almanya'da takip etmişsinizdir üstadlar. Göçmenlerin daha rahat yerleşmesini sağlamak için o süreler filan indirildi diye biliyorum. 5 seneydi. 5 senenin altına indirildi. Yani sanki bir kolaycılık yapmamak gerekiyor. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da. Her bir case ayrı bir biricik bir yapıda olduğu için o şekilde değerlendirmek lazım. O yüzden belki Türkiye özelinde dünyada vereceğimiz bir X ülkeyi de o ülke üzerinde değerlendirmek lazım. Bu hem ülke anlamında bir de dönem anlamında da öyle bence. Yani 18. asırdaki yaklaşım 16. asırdaki yaklaşımla da örtüşmüyor. 20. asırdaki yaklaşım 21. asırdaki yaklaşımla da örtüşmüyor. Bundan sonra da bence insanlık var olduğu müddetçe de böyle olacak gibi. Evet hocam, teşekkür ederim. Ben burada da Ebubekir'e pas atacağım. Uğur hocamın da bahsettiği Avrupa'ya daha önce de gerçekleşen göçler vardı. Şimdi de farklı sebeplerle yenilenen göç akımları var diyelim. Ve bu akımlardan aslında biz Türkiye'de en çok bildiğimiz hikayelerden birisi 60'larda 70'lerde Türkiye'den Almanya'ya misafir işçi olarak gidip
orada yerleşen ilk göçmen dalgası. Ve şu anda da mesela bir yandan tabii bugün aslında Suriye Savaşı, Ukrayna Savaşı üzerinden giden göçleri daha çok konuşacağız demiştik ama son yıllarda Türkiye'nin verdiği beyin göçü meselesi de aslında Avrupa'da ciddi bir konu haline gelebilir gibi hissediyorum ben. Burada Uğur Hoca'nın Aslında dediği şey de geliyor bir yandan aklıma. Hani ne kadar sisteme adapte edilebilirler ve ne kadar fonksiyonerler, ne kadar işe yarayabilirler. Peki sen Avrupa'da, yani gerçi Fransa'dasın, belki orada ve Almanya'daki şeyler farklıdır, bunlar farklıdır ama bu gerek Türkiye'den daha önce göçmüş insanlara, gerek şimdi göçmekte olan gençlere karşı sistemin verdiği tepki arasında bir fark görüyor musun? Ya da şu an nasıl karşılanıyor bu göçler Avrupa tarafında? ya şöyle aslında bana sorarsan ben akademik tez alanımın olan işte Avrupa Birliği ve göç politikası kısmı dışında ayrıyeten Türk diasporası da ilgi alanlarımdan birisi ve Türk diasporası üzerine de çalışmaya çalışıyorum elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Baktığımız zaman evet son yıllarda özellikle bir trend var ve bence Avrupa'da artık bu konuda alarm vermeye başladı az önce senin söylediğin gibi. Çünkü baktığımız zaman mesela geçenlerde 2022 yılında Almanya'ya Türkiye'den yapılan iltica başvuruları, Türk vatandaşının iltica başvurularının sayısı 20 binlere ulaşmış durumda ve aslında 2-3 yıl önce bu sayı 10 bindi mesela baktığımız zaman 10 binlerdeydi yani. İki katına çıktığı görülüyor. Çok ciddi bir iltica başvuru var. Bunun dışında asıl daha büyük olan kitle bizim göremediğimiz iltica başvurusu olmadığı için göremediğimiz iş aracılığıyla giden yahut okul aracılığıyla giden işte kalifiye eleman dediğimiz beyin göçü dediğimiz bir hadise var. Bunu da zaten aslında biraz diaspora çalışanlar yeni Türk diasporası diye adlandırmaya başladılar. Çünkü 1961'de yapılan işçi anlaşmasının ve onun getirdiği aileler ardından işte işçiler ardından aile birleşme ve ardından 80 darbesinde beraber olan işte ideolojik Politik. sebeplerden dolayı, politik sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalan insanların dışında yeni bir kitle de oluşmuş durumda. Özellikle son 5 yıllık süreçte çok daha belirgin hale geldi. Şu an Avrupa'daki Türkleri mesela baktığımız zaman eskiden iki grup olarak ayırırdık genelde düşünürken işte diaspora ile ilgili. Bir işte misafir işçi olarak gidenler, iki 80 öncesinde yahut sonrasında politik sebeplerle gidenler. Ama şu an bir de yeni diaspora dediğimiz daha işte az çok iyi Türkiye'de iyi üniversitelerinden mezun, Türkiye'de iyi işlerde çalışmış, beyaz yaka, presentable meslekleri olan insanların Almanya'ya ve özellikle Hollanda'ya, bu iki ülkeye çok fazla gittiklerini görüyoruz. Fransa'ya da bir akış var ama Almanya kadar değil açıkçası. Almanya bu konuda daha göçü Alıcı. karşılayabilme kapasitesi yüksek bir ülke ve buna dair geleneği de güçlü bir ülke. Yani bugün baktığımız zaman entegrasyona dair Avrupa'da problemlerin en az görüldüğü ülke Almanya. Çünkü 60'lı yıllardan beri işçi göçleri Türkiye'den ve Yugoslavya'dan o dönem ardından Doğu blokundan gelen insanlar gibi bu konuyu çözebilen bir ülke. Zaten hocamın da az önce söylediği gibi 2015 yazında mesela 1 milyondan fazla insan deniz üzerinden Avrupa'ya geçerken Ege Denizi'nden Almanya, o zaman mesela Avrupa'ya gelen Suriyelilerin çok büyük kısmını aldı. 1 milyona yakın, yanlış hatırlamıyorsam 900 küsur bin insanı Milyona sadece yakın. Almanya aldı ve diğer ülkelerin tamamını topladığımızda bunun çok çok altında kalıyor zaten. Yani o dönemde hatırlıyorum Avrupa Birliği'nin bir göçmenleri paylaştırma planı vardı yani. Ülkelerin alabilirim dediği rakamlar çok komik rakamlardı böyle. Yani 20, Kosova, 50, aynen Slovakya falan. 20-50, 30 falan en cömertlere ben 600-700 alırım falan diyordu. Almanya bu dönem tek seferde zaten 800 küsur bin aldı. Ondan sonra onun üzerine daldı ve 1 milyona yaklaştı zaten sayı. Ve bu insanları da bir şekilde Alman toplumuna tam doğrudan entegrasyon diyemeyiz belki bu kadar kısa bir süre için ama dahil edebildi. Yani bu insanları Almanya'nın en ücra köylerine, şehirlerine kadar yayabildi. Belli şehirlerde toplanmalarına izin vermedi ve hepsini işte meslek kurslarına gönderdi. Meslek edinmelerini sağladı ve benzeri şeylere yaptı. Bu konuda bence hocamın az önce Almanya vurgusu zaten çok önemliydi. O yüzden Avrupa'yı tamamen homojen görmemek gerekiyor. Çünkü ama bence özellikle 2015 ve son 2000 Suriyelilerle ilgili olan göç krizi için, Suriye iç savaşı kaynaklı göç krizi için Avrupa'yı biraz daha Almanya ve diğerleri diye ayırabiliriz ama aslında diğerleri de homojen değil. Onun da içinde farklılıklar var tabii ki.
Genel olarak durum bu. Şey ekleyeyim, onu unuttuk. Bence önemli bir şey. Çok bilindiğini de düşünmüyorum. Avrupa'da bile az biliniyor olabilir. Almanya'da biliniyordur da tabii ki mutlaka yani. Almancası doğru mu biliyor, bilmiyorum ama telaffuz da edemiyor olabilirim. Ausländer, böyle dışarıdan gelen Alman kökenli Almanlar. Yani artık çoğu Alman bile değil. Ukrayna Almanları, Sibirya Almanları, Kazakistan Almanları diye bilinen, ta Çariç Ekaterina zamanında onlar Alman olduğu için yerleştirilmiş koloniler, Alman kolonileri yani, Bolşevik ihtilali olduğunda bile Rusça bilmeyen topluluklardan bahsediyoruz. Böyle bizdeki, nasıl söyleyelim, Amerika'daki vahşi batı gibi, Rusya'nın da bir kendi vahşi doğusu vardır. O vahşi doğusunda kendi iç yapılarında mezheplerini falan da koruyacak şekilde çok dışa kapalı milletleri, Bolşevikler iktidara gelince çok sert bir şekilde dağıtmaya çalışıyor. Bütün milletleri yaptığı gibi. Bunlar ama tam anlamıyla o Alman kültürünü de yitirince, zaten Almanya işte İki Dünya Savaşı'na da giriyor. Soğuk Savaş dönemini biliyoruz. İyice sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Onların da sayısı 1 milyon. Almanya tekrar birleştiğinde, Doğu Almanya, Batı Almanya birleştiğinde, o dönem Hür Demokratların liderliğini yaptıydı diye hatırlıyorum. Klaus Kinkel, Dışişleri Bakanı Helmut Kohl'ün. Bunları alırken çok büyük bir propaganda yapıyorlar. Ve ilginç bir nokta, o 1 milyon Alman Avrupa Birliği üyeliğine geçtikten sonra gelen Polonyalılardan daha az entegre olabildiler bugün. Yani takribi bir 10 sene sonra geldi Polonyalılar. Mezhepleri de farklı. Katolikler. Her ne kadar Sovyetler Birliği altında kalsa, biliyorsun Sovyetler Birliği çökerken Solidarnosc hareketi de biraz Katolik hareketiydi. Daha kolay adapte olabildiklerine göre. O yüzden Almanya'nın yaklaşımı daha pragmatik. Bu Bekir Üstad'ın da söylediği gibi. Çünkü geçmiş tecrübelere de dayanıyor. Türkiye'de mesela bizim yasamızda da var. Türk kökenli olduğunuzda siz zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabiliyorsunuz. Ya mesela Almanya'daki buna bahsettiğiniz benziyor. konuda Türk soyluluk konusu mesela bizde Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyeliler diye konuşulan grubun mesela ciddi bir kısmı aslında işte Suriye'de Türkmenlerden oluşuyor. Türk Evet. soylu olduklarını ispatladıkları takdirde doğrudan vatandaşlığa kolay erişebiliyorlar onlar Hatta bizde de. günümüze de bence bağlayalım. Burada mesela Ümit Hoca, Ümit Özdağ hep ne diyor? Suriyeli Türkmensen problem yok. Afgan eğer Özbek kökenli ise, Türkmen kökenli ise, çünkü Afganistan diye bir millet yok, Afgan diye. Birçok milletin bir araya gelmesi sonucu. Yani Tacikse ya da Peştunsa mesela problem var, ama Özbekse ya da Türkmense problem yok. Almanya mesela ırkçı bir geçmişi olduğu için, hatta hep aşağılanıp ötekileştirilen ve sindirilen bir memleket olmasına rağmen, bence daha pragmatik. Alman soylu olduğu bilinen bu toplumu mesela entegre etmede sıkıntı yaşıyor, ama Suriyeli ya da bir Afgan'ı entegre etmede çok problem yaşamıyor. Burada şöyle bir ayrım yapmış olduk o zaman. Yani birkaç madde saydık. Bu entegrasyon sürecini, ya daha doğrusu göçte alıcı ülkelerin tutumlarını belirleyen, bir zaten her ülkenin biricikliğinden bahsettik. Oysa bir Avrupa Birliği olarak hepsini tek bir kümeye doldurmak doğru değil dedik. Bir başka ülkeler için de aynı şekilde geçerli. Bir, bu ülkelerin bir İstihap hattı gibi göçmenleri entegre edebilme kapasiteleri olduğunu ve bu kapasitenin de aslında geçmişleriyle, göç alma tecrübeleriyle, deneyimleriyle irtibatlı olduğunu söylemiş olduk. İki, İhtiyaçlar da. gelen, yani bir yandan da evet, yani ihtiyaç ile de alakalı ve iki, burada gelen kişilerin kimlikleriyle de alakalı. Yani hem kültürel kod, daha kolay entegre olabilme ile alakalı da bir durumdan söz ettik. Bir de herhalde şundan bahsetmek gerekiyor. Gelen kişinin profilini de belirleyen bir şey bu. Mesela Türkiye'den Avrupa'ya yönelik beyin göçü ile Suriye'den savaştan kaçan insanlar arasında bir şey farkı da var. Profil farkı da var. Bir tarafta Mavi aslında yakalı, beyaz yakalı. kesinlikle. Burada tabii her zaman ihtiyaç beyaz yakalıya olmayabiliyor. Bazen tersi daha makbul olabiliyor. Yani Bizde mavi de olduğu yakalıyı gibi 60'lı aynen yıllarda. öyle.
Mavi yakalıya ihtiyaç bazen beyaz yakalıdan daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla bu üç temel faktörün aslında önemli olduğunu söylemiş olduk. Buradan bir başka konuya geçiş yapacağım ama süremiz kaç dakika diye bakıyorum. 6 Altı dakika. 6 dakikamız dakika. da var. Güzel geçiş yapabiliriz o halde. Şimdi bu Türk soyluk, Alman soyluk meselesinden bahsettiniz hocam. Ve aslında buradan şeye doğru bir soru soralım. Suriye'den Almanya'ya göçen insanların veya diğer Avrupa ülkelerine göçen insanların oraya entegre olma hikayeleri ne ölçüde başarılı oldu bu zamana kadar? Yani az önce daha kolay entegre edilebildiler dedik mesela ama Evet. bugün Avrupa'da aynı zamanda bir göçmen karşıtlığının yükselişte olduğunu da görüyoruz. Evet. Aslında o kadar da sorunsuz olmadı bu göç hikayesi. Ne gibi sorunlar üretti ve bu sorunlar nasıl aşılmaya çalışıldı Avrupa'da bu zamana kadar? Birazcık bu politika örneklerine bakalım çünkü videonun sonunda Türkiye'yi de Evet. konuşacağız. Türkiye'nin kendi göç meselesinde ne gibi politikalar üretebildiği ya da üretemediğini konuşacağız. Bir örneklik ve bir kıyaslama oluşturması açısından Avrupa'da gelen göçmenler nasıl karşılanıyorlar diye ben önce Ebubekir'e sorayım. Ya şöyle bence zaten her şeyden önce baktığımız zaman evet az önce şunu belirttik. Avrupa dediğimiz yapı homojen değil. Farklı farklı ülkelerin farklı gelenekleri, farklı çıkarları var aslında politik olarak. Ama baktığımız zaman şöyle de bir durum var. Avrupa Birliği diye de bir yapı var. Uluslararası bir, uluslarüstü bir kuruluş var. Ve bu kuruluşun da temel iddiası bir ortak gelecek inşa etme ve işte ortak bir politika üretebilme iddiası ile kurulmuş bir yapı. Ve baktığımız zaman mesela göç dediğimiz alan zaten aslında işte Avrupa Birliği'ni kuran işte Maastricht Anlaşması, daha sonra Amsterdam Anlaşması ile yavaş yavaş göç konuları parlamentonun topluluk alanına girmeye başlıyor hükümetlerin kendi yetki alanından. Ama Lizbon Anlaşması ile beraber aslında göç ve iltica dediğimiz konular tamamen Avrupa Birliği'nin topluluğun yetki alanında konular bugün. Baktığımız zaman normal şartlarda olağanüstü olmayan halde bu sistem işleyebilen bir sistem idi. Ama 2015 yılındaki işte 1 milyondan fazla insanın sırf deniz yoluyla Ege üzerinden Avrupa'ya ulaşması bu sistemin işleyebilirliğini ortadan kaldırdı. Çünkü olağanüstü bir halde ne yapacaklarını şaşırdı aslında Avrupa ülkeleri. Burada da ortak bir cevap üretmeye çalıştılar. Yani aslında göçün Avrupa'ya varışına kadarki olan süreci yönetmeye çalıştılar daha ziyade. Çünkü entegrasyon kısmı, göç vardıktan sonraki kısım biraz da her ülkenin kendi geleneğine göre, kendi hikayesine göre şekillenen bir şey. Az önce verdiğimiz örnekte mesela Almanya diğerlerinden çok daha başka bir profil çiziyor baktığımız zaman. Her ne kadar Avrupa'da ırkçılık da yükselişte olsa da bugün Almanya'da sokakta yürürken bu ülke 1 milyon Suriyeli sığınmacı almış hissini yaşamayabiliyorsunuz. Ama mesela bugün bunu Türkiye'de ki Türkiye Suriye ile sınır komşusu olmasına rağmen işte ben mesela Gaziantep'liyim. Suriye ile çok benzer geleneğimiz, göreneğimiz vardır. Bazı kelimelerimiz Çok Arapçadır. aynı. Mutfağımız aynıdır. Hani buna rağmen Türkiye'de dikkat çeken bir şey var. Bugün Antep gibi Suriye sınırında olan bir şehrin sokaklarında yürürken mesela bu şehirde fazla Suriyeli var hissini yaşıyorsunuz. Ama mesela Almanya'da, Avrupa'da bir ülkede bu hissi yaşamıyor olmak bence her şeyden önce önemli bir entegrasyon göstergesi. Bunu da tabii nelerle açıklayabiliriz? İşte şehir içindeki güvenlik sorunları olabilir, başka meseleler olabilir. Bu meseleye böyle yaklaşıyoruz. Benim daha ziyade dikkat çekmek istediğim nokta göçün Avrupa'ya varmadan önceki aşaması. Avrupa Birliği'nin ortak bir politika üretmeye çalışarak bu meseleyi dışsallaştırmak istemesi ve dolaylı olarak aslında doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren kısma geliyoruz burada. Türkiye'nin bir geçiş ülkesi iken aslında bir göçmen deposuna da dönüşüyor olması. Avrupa'nın bize biçtiği rolün Avrupa'nın sınır muhafızı olmamız olmasına da gelmek gerektiğini düşünüyorum. Süre azalıyor. Biraz o yüzden çekincelerim var. Çok da İstersen konuşamadım. şöyle yapalım. Yani bu 1,5 dakikada özetleyebileceğim bir şey değil. Burada kesip yeni yayına geçeriz. Orada sen bu eksternalizasyon hikayesini anlatarak başlarsın.
Çok kısa ben bir şey Sonrasında ekleyeyim buna, biraz önce verdiği örneğe. Yoksa tamam. şey yaparım, keselim zaten, daha sonra tekrar Ebu Bekir Üstad devam Aha. etti. Bu da aslında bizde bence pratiğe bakmadığımızı, bizim niyetlerimizin farklı olduğunu da gösteriyor. Çünkü mesela şimdi bir Suriyelinin fenotipini düşünelim. Nerede bunun sırıtmasını bekleriz? Avrupa'da sırıtmasını bekleriz. Tabii. Almanya'da sırıtmasını bekleriz. Türkiye'de ise araya karışmasını bekleriz. Şimdi izleyici de şimdi bunu izlediğinde fark edecektir. Ben onların yerine söyleyeyim. Şimdi üçümüzün de fenotipine baktığımızda biz yani bir Alman'a göre bir Suriyeli'ye daha yakınız. Evet. Demek ki burada mevzu sadece din de değil. Hani bunlar da var. Onu o yüzden Almanya örneğinde de verdim. Şey de değil. Yaşam tarzı, çünkü Üstad söylediği gibi yani Antep'in mutfağının çok güzel olması sebebi Levanten mutfağı da var, Arap mutfağı da var, Yahudi mutfağı da var, Ermeni mutfağı da var, Türk mutfağı da var gibi. Demek ki bu biraz bunların da araçsallaştırıldığının göstergesi. Yani olayın özünden ziyade bile o tarafı da var. Bir Evet. de bunu yeni bir şeymiş gibi, yeni bir mevhummuş gibi sunmak da bence Türkiye gibi bir göçmen ülkesi için. Yani sürede bitiyor, hızlıca söyleyeyim. Kafkasya'dan, Balkanlardan, Orta Doğu'dan her 20-30 senede bir göç almış bir ülke olarak da bizim bunu ilk defa sanki denemliyormuş gibi tepki vermemiz de bence bir sosyolojik vaka. Özellikle bizim 2015 yılındaki o işte büyük göç krizi, Avrupa krizi de laflarını çok duyduğumuz dönem dışsallaştırma, eksternalizasyon dediğimiz şeyi çok daha bariz bir şekilde görmüş olduk. Bunun hikayesi aslında biraz daha geçmişe dayanıyor. Çok da yeni bir şey değil baktığımız zaman. Kısaca bir Avrupa'nın aslında göçü nasıl yönettiğini, Avrupa Birliği'nin göç yönetiminin ne üzerine nasıl oluştuğunu anlatayım. Avrupa Birliği'nin kuruluş aşamasında aslında bugünkü Avrupa Birliği ülkelerinin geçmişine baktığımızda Avrupa zaten her zaman bir göç destinasyonu. Baktığımız zaman bu yeni bir şey değil. 1900 yani çok daha öncesine gitmeye gerek yok. Sadece geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda 1960'lardaki işçi göçleri Türkiye'den Yugoslavya gibi ülkelerinden ardından işte bu işçi göçlerinin ikinci aşaması olan aile birleşimleri. Ardından Doğu bloğundan gelen göçler, ardından tekrar 90'lı yıllardaki Balkanlardaki karışıklık üzerine olan göçler. Baktığımız zaman aslında her zaman bir göç alan bir destinasyon Avrupa Birliği ülkeleri. Özellikle de Batı Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği derken Ebu de. Bekir Üstad mesela Avrupa Birliği genişlemesiyle de esasında benzer bir şey yaşıyor muyuz? Mesela Bulgaristan geldi, Bulgaristan boşaldı. Hani o Evet. biliyorsun Başbakan Boyko Borisov'u hep eleştirirler ama doğru söylüyor. Ya mesela Yani Romanya ve Bulgaristan için memlekette özellikle. kimse Evet. kalmadı lafzını Evet. çok böyle kullandılar, kaşıdılar ama hakikat bu. Evet. Yani siz görüyorsunuzdur Almanya'da, Fransa'da ne kadar Bulgar olduğunu ve yani Bulgarların da çok da çalışmadığını. Ya şöyle Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle beraber özellikle o içerideki serbest hareketlilik, popülasyonların serbestçe Şunu hareket söylüyorum, edebilmesi. çünkü Türkiye'ye temel Avrupa Birliği müzakerelerindeki söylenmeyen temel muhalefet sebebi de bu. Kesinlikle. Bulgaristan'da olan Türkiye'de de %100 Hatta olacak. yani Avrupa Birliği müzakerelerimize kadar gitmeden sadece vize serbestisi tartışmalar üzerinden baktığımızda bile mesela Avrupa Parlamentosu'nun tartışmalarında, Avrupa Parlamentosu içindeki tartışmalarda sorulan parlamento sorularında şunu çok görüyoruz. 80 milyon Türk'ün gelmesine hazır mısınız? Doğrudan komisyona Brexit de sorulan öyle soru. oldu, hatırlayın. Evet, bunun gibi çok fazla soru soruluyor aslında. Evet. Ve bu Avrupa'nın göçü yönetme şekli aslında biraz daha hükümetler arası dediğimiz bir yöntemle başlıyor baktığımız zaman. Daha ziyade hükümetlerin daha fazla egemenlik sahibi olduğu bir alan göç. Çünkü farklı çıkarlara, farklı geleneklere sahip oldukları bir alan. Zamanla Avrupa Birliği'nin kurumsallaşmasıyla beraber işte Maastricht Anlaşması ardından 97'de Amsterdam Anlaşması ve 2007'de Lizbon Anlaşması ile beraber yavaş yavaş göç ve iltica alanının tamamen topluluk yetki alanına girdiğini görüyoruz biz. Özellikle işte mesela Avrupa Birliği'nde genel ilticayı düzenleyen işte Dublin Konvansiyonu vardır. Temel kuralları o belirler. İşte hangi ülkenin iltica başvurusunu kabul etmesi gerektiğini o belirler. Yahut işte nasıl söyleyeyim?
Tam hukuki terim şu an aklımda değil ama tırnak içinde içi boş iltica başvurusunun nasıl tespit edileceğini o konvansiyon belirler. Hatta bu o konvansiyondan da çok fazla rahatsızlık vardır ve bugün işte yeniden reform edilmesi gündemde. Baktığımız Peki bu zaman yetki devri yani milli devletlerden Koreperler mi tam yapıyor bunu bilmiyorum Avrupa şöyle Birliği. aslında ilk Koreperlere mesela devrinde zaten Avrupa Birliği'nden çıkışı tetikleyen bir inisiyatif de oluşturmuyor. Mesela Brexit öyle olmadı mı? Biz milli yani önemliğimizi geri alalım. Yani aslında Avrupa Birliği'ni zayıflatan da bir şey gibi. aslında hikaye şöyleydi. İlk olarak işte bir Schengen anlaşması yapılıyor 1985'te. Bu anlaşmada sadece işte Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda var. İç sınır kontrollerini Kömür çelik evet, iç sınır kontrolünü kaldırıp dış sınırları ortaklaştırmayı hedefliyorlar. Daha sonra diğer Avrupa ülkeleri de zamanla bu anlaşmaya katılıyor ve Schengen zaten Avrupa mevzuatının bir parçası haline getiriliyor. Avrupa ortak şartı ile 1986'da bir çalışma grubu oluşturuluyor ilk kez. Trevi çalışma grubu diye geçiyor. Ve üye ülkelerin İçişleri ve Adalet Bakanlarının toplandığı ve göç ile ilgili meselelere karar verdiği bir çalışma grubu ve o dönem aslında Avrupa Parlamentosu'nun hiçbir rolü yok bu işte. Komisyon da sadece gözlemci sıfatına sahip. Zamanla bu yetkinin topluluğa doğru kaydığını görüyoruz biz mesela. Bu Dublin Anlaşması ve daha sonra özellikle zaten Lizbon Anlaşması ile beraber Avrupa Parlamentosu yani topluluk organları yetki alanlarını çok fazla arttırdı komisyon ve parlamento özellikle. Çünkü Avrupa Birliği'nin yapısında çok basitçe bir özetlemek gerekirse işte Avrupa Birliği Konseyi vardır. Bu bakanların, devletlerin bakanlarının bir aradayken Yürütme. yürüttüğü bir şeydir. Onun altında işte az önce söylediğiniz Koreper dediğimiz doğrudan bürokratların, teknokratların meseleler üzerine çalıştığı Komisyonlar gibi onlardan. komisyonlar gibi yapılar vardır. Onun dışında Parlamento. bu hükümetler arası bir organıdır Avrupa Birliği'nin konsey dediğimiz. Bunun dışında Avrupa Parlamentosu vardır. Avrupa Parlamentosu topluluk organıdır. Çünkü Avrupa'nın Yasam. her yerinden seçilmiş parlamenterlerin Avrupa partileri içinde, ulusal partiler de değil, Avrupa partileri içinde siyaset yaptığı bir yerdir. Üçüncü olarak da Avrupa Komisyonu vardır. Avrupa Komisyonu da tamamen bir topluluk organıdır baktığımız zaman. Bugün hatta parlamentonun komisyonun başkanı parlamentodan seçiliyor. Bu da parlamentonun yetkilerini arttıran bir şey oldu. Bu durumda şimdiye kadar yetki hep hükümetlere ait, ulusal hükümetlere aitken yavaş yavaş topluluk organlarına doğru kaydı zamanla. Özellikle o Maastricht, Amsterdam ve Lizbon hikayesinde Avrupa O Birliği'nin arada Prüm Konvansiyonu diye bir şey var galiba güvenlikle alakalı. Bu milli devletlerden biraz önce senin bahsettiğin gibi ilk Avrupa Ekonomik Topluluğu olduğu işte ilk Schengen'in ortaya atıldığı dönemden işte Lizbon Anlaşması'na ortak işte AB Anayasası'na geçilen süreçte galiba bir Prüm Konvansiyonu oluyor. Şey gibi diyebiliriz Vahit Üstad. Uyuşturucuyu hani böyle alıştırmak için önce ufaktan bir şey verirsin. Ondan sonra müptezel olursun. O senin sürekli ayağına gelmeye çalışır. Prüm Konvansiyonu güvenlikle alakalı. Böyle Interpol tarzı bir şey. Ortak dolaşım var ama hani nasıl olacak? Dışarıdan gelen de burada o vizeyle giriyor işte dolaşıyor. Gelin beraber bu yetki devrini yapalım filan. Hakikaten dediğin gibi Üstad. Sonra Ortak Avrupa Birliği Anayasası'na filan döndü. zaten mesela az önce bahsettiğim bu Avrupa Ortak Şartı'ndan sonra oluşturulan Trevi Çalışma Grubu, İçişleri ve Adalet Bakanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bu yapı da mesela daha ziyade güvenlik Evet. perspektifiyle ortaya konmuş bir yapı. Ve aslında bu yapının da Trevi Çalışma Grubu'nda temel amacı biz sınırları kaldırıyoruz ama bu işin güvenlik boyutunu nasıl yapacağız? Beraber çözmemiz gerek bu sorunu diye kurulan bir yapı Trevi Çalışma Grubu da. Baktığımız zaman genel hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. Sürekli bir topluluklaşmaya doğru eğilim vardı. Ancak 2015 yılında yaşanan Suriye İç Savaşı kaynaklı yaşanan göç krizi bu denklemi değiştirdi bence. Ve genel olarak Avrupa Birliği'nin göç yönetimi hikayesine dair şunu özetle söyleyebiliriz. İki temel yöntemi aslında göreli olarak birleştiriyordu. Hem hükümetler arası bir yöntem kullanıyordu hem de bir topluluk temelli bir politika yöntemi kullanıyordu. 2015 yılına geldiğimizde biz mesela 2015 yazında özellikle işte hatırlarsınız Aylen Kürdi'nin Bodrum sahillerine vurmuş cesedinin fotoğrafını görmüştük ve bütün dünyada
Manşetlerdeydi bu fotoğraf. Çünkü ilk defa belki de bu göç krizi, Suriye iç savaş kaynaklı göç krizini yüzümüze çarpan şeylerden biriydi o fotoğraf. Ve o yaz binlerce insan Ege Denizi'nde boğuldu. Ve boğularak hayatını kaybetti baktığımız zaman. Avrupa'nın 2015'te bir anda çok büyük sayılarda insanların deniz yoluyla işte Yunanistan'a, oradan işte Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışması üzerine aslında üç tane temel tedbir getiriyorlar krizi çözebilmek adına. Bu üç temel tedbir çok pratik tedbirler. Birincisi, denizdeki kaçak göçmenler yakalandığında hayatta kalmalarını sağlayalım, kurtaralım. Hatta üç tane büyük operasyonu vardı denizlerde Avrupa Birliği'ne dönem. Temis diye bir operasyon merkezi Orta Akdeniz'de yürütülüyordu. Poseidon Doğu Akdeniz'de. Bir de Indalo diye bir operasyonda Batı Akdeniz'de yürütülüyordu ve burada kurtarma görevleri yapıyordu aslında Avrupa Birliği'ne ait gemiler. İkinci olarak sınıra geçip Avrupa içine ulaşabilen göçmenleri bölüşelim kendi aramızda diye bir politika önerdiler ve komisyon bir işte paylaşım yaptı. Ancak buna da Visegrad ülkeleri dediğimiz işte Polonya, Çek Cumhuriyeti ve özellikle Macaristan karşı çıktı ve bu planda işlemedi aslında. Askıda kaldı baktığımız zaman. Üçüncü olarak da akışı sınırlandıralım. Akışı nasıl sınırlandıracağız? İşte burada Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye ile olan 18 Mart 2016'da Geri yapılan kabul. mutabakat. Şimdi bu hikayeye baktığımız zaman Avrupa'nın ortak bir cevap üretememesini görüyoruz biz Türkiye ile olan mutabakat dışında. Yani bölüşemediler göçmenleri, birçok sıkıntı çıktı. Avrupa'nın kendi içinde işte dayanışma krizi diye çok konuşuldu o dönem baktığımız zaman. Ortak bir cevap üretememesinin üç tane temel nedeni olduğunu görüyoruz biz. Zorlaştıran sebep ortak bir politika üretmeyi. Birincisi, göçmenler için hedef Almanya, Fransa, o dönem Birleşik Krallık gibi ülkelerdi yani. Yani Batı Avrupa ülkeleri, daha gelişmiş Avrupa ülkeleriydi ve diğer ülkelerin çok da umurunda değildi. Doğrudan bu konuyla muhatap olan güneydeki Yunanistan gibi, İspanya, İtalya gibi ülkeler, doğrudan ilk ayak basılan ülkeler ve bir de aslında destinasyon olan bu Fransa, Almanya, Birleşik Krallık gibi ülkeler vardı. Diğerleri için aslında çok da mesele değil. Mesela Macaristan'ın için çok bir mesele değildi bu. Çünkü Macaristan zaten bir destinasyon değil, doğrudan sınır da değildi. İkinci olarak ortak bir dış politika üretmenin zorluğu. Çünkü Avrupa Birliği içinde özellikle de zaten sağın da bir tık yükselmesiyle beraber daha egemenlikçi grupların ortaya çıkması, onun dışında devletlerin geleneklerinin, çıkarlarının farklı olması ortak bir iltica politikası oluşturmayı da Mümkünse zorlaştırıyor. burada şeyi sormak bence gerekir. Dediğin gibi zaten öyle. En çok tepki veren ülkelerden birisi mesela Macaristan'dı. Slovakya falan da tepki verdi. Polonya da verdi. Ama zaten kimsenin buraya gitmek gibi. Mesela şimdi Ukraynalılar Polonya'ya gitmek isteyebiliyorlar kültürel olarak ama bir Suriyelinin ne bileyim o Sahra Altı Afrika'sından gelen birinin dediğin gibi gitmek istediği yer Fransa. Karşı koyanlar bunlarken bunlar da almak istiyorken o zaman sorunun temelinde ne var? Mesela Yani bu şöyle, aslında burada Almanya belli bir limite kadar alabileceğini söyledi. Cömertçe davrandı ama mesela Fransa ve Birleşik Krallık açıkçası istemiyordu. Ve Macaristan ve diğer Visegrad ülkelerinin, işte Polonya'nın, Çek Cumhuriyeti'nin tepkisi de şu aslında. Kardeşim, bu göçmenler benim ülkeme gelmek istemiyor. Neden benim ülkeme gelmek istemeyen göçmenleri Avrupa Komisyonu bölüştürerek bana da biraz göçmen gönderiyor ki istemiyorum deyip çok net bir şekilde karşı koydular. Hatta Macaristan karayolunu kapattı, sınırları kapatıldı. Schengen ilk defa bu kadar tartışmaya açıldı bu dönemde. İç kontroller olsun olmasın tartışmaları oldu. Yani ciddi anlamda çok popüler bir ifadeydi kriz kelimesi o dönem, ama Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği yapan birçok şeyin sorgulamaya açıldığı bir dönemde baktığımız zaman. Ve üçüncü bir Avrupalı bir cevap üretemeyişlerinin işlerinin üçüncü bir sebebi de aslında elektoral kaygılar ve popülizm gibi meselelerdi. İşte mesela Orban'ın bu konuda açıkça tavır göstermesi o dönem Avrupa içinde çok ciddi bir tartışma yaratmıştı. Onu hatırlıyorum. Böyle bir süreçte Avrupa Birliği ne yaptı? Daha ziyade Almanya'nın önderliğinde, özellikle Angela Merkel'in önderliğinde Türkiye ile bu konuyu görüşmeye başladılar. O dönem Mark Rutte Hollanda Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanıydı ve Mark Rutte'la Merkel
bu konuda Türkiye ile ilgili doğrudan ilk temasları gerçekleştirdiler. Avrupa Birliği adına ilk müzakerelere başladılar. Baktığımız zaman Avrupa Birliği zaten 90'lı yıllardan beri, hatta 80'lerin sonundan beri göç politikalarında bir dışsallaştırma uyguluyor zaten. Buna baktığımız zaman da, bu arada eksternalizasyon kavramı zaten normalde ekonomi çıkışlı bir kavram ve aslında pejoratif olarak kullanılan bir kavram. Yani Avrupa Birliği'nin resmi metinlerinde, resmi söyleminde göçün dış boyutu diye geçiyor. Dışsallaştırma olarak geçmiyor. Daha ziyade Topu taca atmak gibi bir anlamı olduğu için mi böyle acaba? Yani şöyle, daha sorunları ziyade başkasına yüklüyorsun çünkü. kesinlikle öyle. Ve bu politikaların aslında karşıtlarının kullandığı bir kavram. İlk sivil toplum literatüründe kullanılıyor. Belli sivil toplum kuruluşları göçle ilgilenen. Daha sonra akademik literatüre de giriyor 2000'li yıllarda bu kavram. Baktığımız zaman mesela Avrupa Birliği zirvelerinde, Avrupa'nın devlet başkanları ve hükümet başkanlarının toplandığı zirvelerde, mesela 2003 yılında bir Selanik zirvesi var ve orada Tony Blair, dönemin Birleşik Krallık Başbakanı, Avrupa'nın sınır bölgelerinde tampon bölgeler oluşturulması fikrini ortaya atıyor. Menşei ve geçiş ülkelerde, hem göçün köken ülkelerinde hem de Türkiye gibi geçiş ülkelerinde ve bunun karşısında da bu ülkelere ekonomik destekler verilmesini savunuyor mesela. Baktığımız zaman özellikle bu dışsallaştırmanın da en büyük enstrümanı, Avrupa Birliği başkanı olmaya çalıştığı dönem değil mi Tony Blair'in? evet, Son başkanlığı bırakacağı zaman. tam olarak o Başbakanlığı. Evet. dönem. Baktığımız zaman bu dışsallaştırma hikayesinin aslında üç tane temel aracı olduğunu görüyoruz Avrupa'nın şimdiye kadar uyguladığı politikalardan. Birincisi tampon bölgeler oluşturma. İkincisi bu tampon bölgelerin oluşturduğu ülkelerle komşuluk politikası çerçevesinde, Avrupa komşuluk politikası çerçevesinde iyi ilişkiler kurma ve işbirliği kurma. Üçüncüsü de Avrupa komşuluk politikasının sınırları kapsamına girmeyen daha uzaktaki köken ülkelere de kalkınma yardımlarında bulunarak onlara da ekonomik olarak destekler sağlama. Ve Burada geri bir şey kalan sormak istiyorum ben. Ya yani tabii. mesela özellikle 2015 sonrasında şeyi de çok tartıştık ya, bu Frontex, yani Avrupa'nın bu Evet. sınır koruma projesi içerisinde özellikle Libya üzerinden gelecek göçmenlerin gelişini engellemek için aslında Türkiye ile yaptıkları anlaşma gibi hukuki bir çerçeve çizmek yerine daha o ülkelerin güvenlik güçleriyle el altından anlaşarak Daha pratik. o Evet. ülkelerin göçü kendilerinin engellemesini sağlama yönelik çabalar da gösterildiğini gördük Evet, mesela. özellikle Ki bu Libya bu konuda Fransa'da iyi bir örnekti. Le Monde galiba bunu haberleştirmişti bir skandal olarak. Bu da aslında daha hani hukuki değil de pratik bir Evet. çözüm fikri olarak şeyin içine dahil edilebilir mi? Avrupa'nın eksternalizasyon yöntemlerinin Kesinlikle içerisinde. dahil edebilir. Zaten bu eksternalizasyon meselesinde son yıllarda Türkiye dışındaki en büyük örnek de Libya meselesi aslında. Baktığımız zaman aslında son çıkış ülkesini, Avrupa'ya varmadan önceki son çıkış ülkesini taşeron olarak kullanıyor Avrupa. Frontex'in taşeronu haline getiriyor Evet. baktığımız zaman. Ve Avrupa'nın bu dışsallaştırmadaki en önemli enstrümanı geri kabul anlaşması dediğimiz şey. Avrupa Birliği'nin yaptığı 2000'lerin başından beri çok fazla imzada geri kabul anlaşması var ve hepsinin ortalama müzakere süresi 2 yıl falan. Ama Türkiye ile imzaladığı geri kabul anlaşması, müzakereler 2002'de başladı ve 2013 yılında imzaladık. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına o imzalamıştı. Ve Türkiye savaş olmasa belki yine daha uzun sürecekti. kesinlikle savaş olmasa muhtemelen daha da uzun sürecekti. Türkiye ile olan geri kabul anlaşmasının müzakerelerinin bu kadar uzun sürmesi, yani 11 yıllık bir süreden bahsediyoruz ve diğer örneklerin en uzun süreni 3 yıl falan sürüyor Avrupa'nın başka ülkelerle yaptığı geri kabul anlaşması. Zaten bence şunu gösteriyor. Türkiye oldum olası bir geçiş ülkesiydi. Bu sadece Suriye kriziyle başlayan bir şey değil. Ayrıca Türkiye aynı zamanda bir de köken ülke göç için. Yani işte 60'lardaki işçi göçleri, daha sonra çok fazla kaçak gidiş yine orada ekonomik sebeplerden dolayı, özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelere. Ardından 80 darbesinin sonucu olarak politik sebeplerden dolayı çok fazla gitme. 90'lı yıllarda yine politik sebeplerden dolayı çok fazla gitme. Türkiye zaten aslında bir göçün köken ülkesi baktığımız zaman. Bir de
Suriye kriziyle beraber çok ciddi bir transit ülke haline geldi. Bu arada transit ülke dediğimizde sadece Suriyelilerden bahsetmiyoruz. Afrikalılar için de transit ülke. Bangladeşli, Kuzey Afrikalı. Afrikalılar için de Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerden gelen insanlar için ayrıca Afganlar için zaten çok uzun bir zamandır transit ülkeyiz biz. Yani Afganlar meselesi son 1-2 yıldır biraz daha konuşuluyor ama baktığımız zaman 70'li yıllardan beri biz Afganlar için transit ülkeyiz. Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden çok fazla Afgan var. Türkiye'ye gelip Türkiye'de kalan da çok fazla var. Evet, onu söyleyecektim. Yani ben bir Afganla, birkaç tane Afgan'da farklı zamanda konuştuğumda şunu söylüyorlar: yapabilirsek İngiltere, olmazsa Türkiye. Evet. Yani Evet. üçüncü. Bu mesele bu arada şeyde de çok fazla konuşuluyordu. Suriye'den ilk göç alınan yıllarda hedef ülke genellikle Türkiye olmuyordu. Yani Evet. İngiltere olur, hatta Franco fon olanlar, Kanada gibi ülkeleri de şey yapıyorlardı. Fakat mesela oralara Evet. başvuru yapacakları zaman iltica başvurularının bekleme süresini Türkiye'de geçirmeyi planlıyordu çoğusu ve aslında bu süreç içerisinde birçoğu da beklediği şekilde kabul alamadıkları için Türkiye onlar için aslında mecbur kalınmış bir ülkeye dönüşmüştü. Evet. Ya Özellikle bir tabii şeyler için söylüyoruz bunu. Yani Suriye'den göçen okumuş orta üst sınıfın hayaliydi bu. Türkiye'de kalırken iltica başvurularını yapıp daha sonrasında göçmek. o konuda haklısın Üstad, ama Afganlarla Suriyeliler farklı. Tabii. Suriyeliler zaten Türkiye ile ilişkisi çok yeni. Yani bizim savaştan kaç sene önce diyebiliriz? Yani 4, aslında 2009'da 2007'den mıydı? 2006,2010'larda 2007 yani biraz maksimum evet. diyebiliriz. Ondan Yani önce ben zaten bir etkileşim yok. o dönem hani 2008'de falan özellikle Antep ve çok fazla Suriye'den insanlar alışveriş yapmaya geliyorlardı. Türkiye'den gittiler, Aynen gezdiler. Türkiye'den o da çok fazla gidiyor. Bizim ortak bakanlar kurulu yaptığımız bir dönem vardı. Sınırda O yaptık. dönemleri çok Kimlikle geçirip güzel gidiliyordu. canlanmıştı. Bugün bile vize uygulaması Evet. esasla teknik olarak yok, karşılıklı olarak Evet. iki devlet arasında. Yani onunla da alakası var. Ama Vahit Üstad'ın söylediği şey mesela benim o zaman da dikkatimi çekmişti. Kanada 30 bine yakın mı Suriyeli almıştı? Yani iyi uzaklık da hesap edilirse aldığı sayı, birçok mesela biraz önce örnek verdi ya Üstad, Slovakya'dır işte şeydir, Slovenya'dır, bunların aldığı küçük sayılara nazaran iyi sayılardı. Ama orada bir şey var, sizin dediğin gibi Üstad, Frankofon olanlar demiştim mesela. Evet. Gayrimüslim olanlara çok ciddi bir öncelik Evet. tanındı. Bilmiyorum onu takip ettiniz mi? Ve çoğu da Kanada'ya gitti, Amerika Yani Birleşik Devletleri'ne gitti. ve özellikle o dönemde Doğu Hristiyanlığı çok Evet. ciddi etki altında diskuru da çok fazla vardı. Özellikle IŞİD'den IŞİD'le alakalı olarak aynı. kaynaklı olarak. O yüzden onlara öncelik verilmişti. Evet, aynı şey Yezidiler için de geçerli. Onlar Kanada'dan ziyade İsveç, Suriye yani Yezidi. Yani bu ilk başta konuştuğumuz konuyla da aslında uyumlu yani. Hep algılar üstünden yürüyor. Evet. Biraz öncesine söylediğine bence bağlayabileceğimiz bir örnek var. Fransa ile İtalya arasındaki bir tartışma. Eski hükümette de bu vardı. Eski Dışişleri Bakanı da bunu çok dile getiriyordu. Bu sarı yelekler hareketinden sonra iki taraf ilk defa uzun yıllar sonra birbirleriyle kamuoyu önünde atışmışlardı ve hükümetler nezdinden ziyade hükümetlerin parçası olan siyasetçiler, hükümet başkanlarının rıza göstermemiş olmasına rağmen birbirleriyle atışır haldeydiler. Sonra bu iç kaynamanın seçimlerin sonucuna sirayet ettiğini de gördük ve hatta hükümet değiştirdiğini de gördük. Hükümet değiştirdikten sonra da bu söylemlerin hükümet başkanları boyutunda karşılıklı bir atışma sebebi olduğunu gördük. Yani Hollande, Macron arasında da ikisi de birbirinin halefi selefi olarak kabul edebiliriz. Her ne kadar Macron kendisini daha merkezde konumlandırmış olsa da politik parti kökeni olarak, tandans olarak birbirinin devamı. İtalya'da da aynı şeyi görüyoruz. En son Meloni'nin Fransa hakkında yaptığı açıklamalarda da. Ben şurada ilginç bir nokta olduğunu düşünüyorum. Sarkozy'de İtalyan kökeni vardı diye hatırlıyorum. Korsikalı ve Evet, bir de ben de öyle biliyorum. İtalyan kökeni vardı. Le Pen'in de şimdi yerini o bir daha artık Cumhurbaşkanı son kez herhalde yüklenecek.
Parti genel başkanlığını da bir genç bir isme bıraktı. Ben canlı yayın Bardella. yapmıştım, Bardella. Bardella da Fransız ama İtalyan kökenli. Evet. Hatta Bardella göçmen. 95 doğumlu hatta bildiğim kadarıyla çok genç. Evet, ve İtalyan, yani evinde ana dil İtalyanca konuşuluyormuş. İtalyan siyasetini de takip etmeye çalışıyorum, iç siyasetinde. Orada şöyle bir konuşma var. Siz dediniz ya bu Frontex'le alakalı, ki öyle. İtalya Katolik bir memleket. Dışa da kapalı bir memleketti. Hep bu Core Europe'un bir partisi olmuş olmasına rağmen. Yani Avrupa Kömürçülük Topluluğu üyesi, ilk kuruculardan birisi. Değil mi? İlk Avrupa'nın kurucu babaları kimlerdir dersek herhalde Harun Kuracağım Avrupa tartışma deriz. zaten Tabii. yine Roma ile başlayan bir hikayesi olduğu için tarih Aynen. başından beri kendi içerisinde evet. Yani Schumann diyebiliriz, De Gaulle diyebiliriz, Adenauer falan diyebiliriz ama bir de De Gasperi diyebiliriz. Evet. Merkezin içinde bir ülke. Bir örnek vereceğim. Bence işte dünyadaki değişen demografik trendlerin oluşturduğu da bir algı ve bence etki tepki meselesi. İtalya'da hiç Müslüman yoktu. Şu anda 4 milyona yaklaşan bir Müslüman nüfus var. Ve İtalya gibi böyle dışa kapalı bir Katolik toplumda bunlar çok ciddi tepki görmüyorlar. Benzer bir örnek yine mesela Frontex'le alakalı denilebilir. Septe ve Melilli şehirleri Fas'tadır, İspanya'nın. Oradan çok ciddi bir mülteci geçiş noktası olmuş, böyle kanal gibi. Çünkü direkt İspanya'ya bağlı oldukları için bu şehirler, yani İspanya devletinin toprağı. Ama Fas, yani Afrika karasındalar. Buradan ortalama 100 bin kişinin her sene rahatlıkla geçtiği söyleniyor. İspanya'da benzer bir ülke. Orada da nüfusun 3 milyona yaklaştığı görülüyor. İspanya'da da aşırı sağ hareketler güçlüken çok tepki çekmiyor. Çünkü şöyle bir şey diyorlar. Bizdeki hikaye beyin göçü, sizde de Yaşar'la yapmıştık gerçi biz. Sizinle 21. asra hoş geldiniz diye bir başlık yapmıştık. Ama Yaşar'la onu bir de beyin göçü olarak da şey yapmıştık, incelemiştik. Ben orada da bir iki cümle etmiştim bu konuda ama zaten hep benim aklımda olan bir şey. Şimdi mesela İtalya'da iç siyasette bilhassa orta yaş ve üstündeki insanlar şunu söylüyorlar. Bizim gençlerimiz, yani beyaz yakalı dediğimiz insanları Fransa alıyor. Fransa'ya göç var. Zaten bunun tezahürü de Fransa'da aşırı sağ göçmen karşıtı partinin genel başkanlığına kadar gelmişti. Merkez sol dediğimiz işte Fransa'daki politik partilerde de yönetici oluyorlar. Hani Macron'da da olabilir mi emin değilim, o yüzden söylemiyorum etnik köken olarak. Ama var yani çok isim. Biz ama şeyden alabiliyoruz. Çünkü mavi yakalı geliyor. İşte bilhassa orada da bence kültürel kod önemli. Çünkü İtalya'ya gelen herkes zenci olarak görüyor ama Somali'den geliyorlar. Habeşistan'dan geliyorlar. Yani eski İtalya'nın arka bahçesi oralar. Daha önce sömürgecilik faaliyetleri yapmış olduğu, geç de olsa yapmış olduğu yerlerden geliyor ve toplumda çok karşılık bir tepki görmüyorlar. Çünkü aynen Almanya önündeki gibi ihtiyacı var mavi yakalıya. Yaşlanmış bir nüfus var. Yani eğer göçmen almazsa 35 milyona düşüyor. 21. asrın sonunda İtalyan nüfusu. Evet. Yani korkunç. 27 milyon mu ne nüfus kaybı var eğer hiç göçmen almazsa. Hani hatta Pew Research'ün de galiba Zero Migration Senaryo diye yayınlamışlardı. Senin dediğin gibi Üstad, 2015 yılında bu IŞİD mevzusu tam zirvedeyken daha ilgi de duyulduğu için kamuoyu, işte bu anket firmalarını falan da daha aktif çalıştığı bir dönemdi. Yani İtalya'daki şimdi ne kadar aşırı sağ parti varsa, Lega Nord mesela kuzeyin ayrılığını savunuyor, işte Berlusconi, Forza Italia, işte Meloni yeni bir parti kurdu geldi. Eski hükümetteki sağ partiler de öyleydi. Buna bir çok büyük bir tepki de yok. Daha çok Fransa'ya var. Çünkü Fransa oluşturduğu algı hakikatle bence örtüşmüyor. Türkiye'deki insanların da kafasındaki, bence siz de Fransa'da yaşadığınız için bence daha iyi bilirsiniz. Ya yanlışlamak ya da doğrulamak anlamında yani. Fransa bir Merkez Avrupa ülkeleri için bile gerçekçi olmayan bir Avrupa, ortak Avrupa hayali söylemi geliştirdi. Bence İspanya'ya da, Almanya'ya da, İtalya'ya da, İngiltere zaten hizmet etmediği için ayrıldığı o sayıkla. Ama kendisinden, yani Avrupa Birliği'nden geçinen periferi, daha güney diyelim. Çünkü ben tam güney de demek istemiyorum. İrlanda da bence bundan faydalanıyor.
Yani sadece Yunanistan ya da Portekiz demememiz lazım. Baltık ülkeleri de bence faydalanıyor. Bu sistem etrafındaki Polonya gibi klasik geçmişte bağlantısının olduğu ülkelerle Avrupa Birliği içerisinde bir bence lobicilik faaliyeti yapıp esas göçmen ihtiyacı olan ama sosyolojisi itibariyle de çok çarpışmayacağı, geçmiş bağının olduğu ama bugün bizim yani bize yansıtılan tablo ne? Clash of Civilizations. Hep bunu söylediler. Halbuki gelenler Müslüman. Ya da Sih. Yani İngiltere'de gelenler. Onlara bir tepki yok. İnsanlar sanki yani en azından bu tepkiyi gösteren Avrupa Birliği karşıtı olan seçmenler ve onların temsilcisi siyasetçiler sanki bizim milli devletlerimizden gelen geçmiş hafızamız bizim işimizi görüyordu. Ama dediği gibi üstadın Ebu Bekir'in de bu siz bunu bir çatı supranational bir yapıya getirdiniz. Esasında bu acaba kime hizmet ediyor? Sanki Fransa ve onun oluşturduğu algıya hizmet ediyor. Çünkü mesela Hollanda'da örneğini verdi çok güzel üstad. Mark Rutte de Angela Merkel de ikisi de sağcı isimler aslında. Genelde de değişimleri sağcılar yapıyorlar. Mesela Türkiye'deki Kürt açılımını Recep Tayyip Erdoğan değil de ne bileyim işte Erdal İnönü'nü hatırlıyorsunuzdur SHP dönemini. Hala konuşuluyor yani ülkeyi satacaklar diye. Ya da eğer Nixon yerine Kennedy diyelim ya da Lyndon Johnson Vietnam'dan çıkarabilir miydi Amerika'yı? Ben hiç zannetmiyorum. Nixon çıkartıyorsa zaten bizim cenahtandır diye bir algı var. Almanya'da ya da ne bileyim Hollanda'da böyle çok tepki göstermesinin sebebi de bence bu. Ama Fransa burada da yine bir nasıl diyeyim bir çıkıntı, bir örnek gibi bence. Ve Türkiye'deki insanların gitmesinin sebebi şunusu ben çok duyuyorum. Sizin de arkadaşlarınız, siz daha genç olursunuz daha iyi biliyorsunuzdur bence. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki işte hiç tek kelime Almanca öğrenmeden 40 sene işte ne bileyim Mannheim'da, Kreuzberg'de yaşamış insanlar bir şekilde para biriktirip buraya geldilerse, çoluk çocuk büyüttülerse biz işte ODTÜ mezunuyuz, Boğaziçi mezunuyuz ya da işte ne bileyim İTÜ mezunuyuz biz mi gidip entegre olamayacağız diyorlar ama orada yani insanlar bundan ben bunu söylediğimde de tepki de gösteren çok Almancı olmuştu talebelik yıllarında. O zaman ama hatırlarsınız yani hatırlarsınız dediğim büyüklerden duymuşsunuzdur. Hiçbirimiz hatırlamıyoruz da ağzına açıp muayenede kaç tane dişin eksik olduğuna bakıyorlarmış. Yani bu ne demek? Beden işinde iyi çalışacak mı yani? İşte ne bileyim kömür madeninde iyi O çalışacak mı? ihtiyaç duyduğu Fabrikada iyi için çalışacak mı? onu kontrol ederek alıyorlar sağlık muayeneleriyle. Bugün ama çok aynı ihtiyacın devam ettiğini ben görüyorum. Yani bence bir Bangladeşli'ye, bir Somalili'ye yer ve ihtiyaç varken sanki bir Türkiye Almanların Yusuf Akçura gibi bize filozof değil demirci lazım dediğini ben yani hissediyorum şu anda da sanki devam ediyor bu. Bunu bir tek Fransa böyle değilmiş, bir ortak Avrupa ideali varmış. Fransa'da bile baktığımız zaman ben burada benim en çok fark ettiğim şeylerden biriydi. Zanaatın, Evet. el yapılan Craftsmanship. işlerin ciddi anlamda kıymetli olduğunu görüyorum. Mesela o yüzden buraya işte İstanbul Siyasal'dan mezun olmuş bir adam olarak benim burada olmam kazanabileceğim para burada ekonomik hayatımı burada sürdürmek istesem ile benim Türkiye'de işte tesisatçılık bilerek yahut terzilik bilerek, berberlik bilerek buraya gelmem arasında ciddi bir fark var bence. Yani bu zanaat sahibiyseniz gerçekten daha güzel para kazanabiliyorsunuz çünkü buna çok ciddi ihtiyaç var. Çünkü Evet. bazı meslekler bu ülkelerin yerlileri tarafından yapılmıyor, yapılmak istemiyor. Ama Hepiniz bunlar da hayati izlemişsinizdir, takip meslekler. etmişsinizdir. Polish plumber diye hep Evet. Evet. afişlerde vardı Polonya tesisatçı. tesisatçı şeyi hala Fransa'da vardır mesela. Var. Filmlerde falan görürsünüz böyle bir komedi karakteri olarak girer yani. Tabii, Roman Polanski'nin filmlerinden yani 70'li yıllardan olan da bir şey bu. Ama bu ben hatırlıyorum 2000'lerin başında da bütün politik propagandalar dönerken bu kullanıldı ama şunu kastediyorum. Bulgaristan'da Doğu Bloku ülkesiydi. Polonya'da Doğu Bloku ülkesiydi. Hani şimdi insanlar o da Katolik o da Katolik diyebilir de Fransa'da lafta Katolik. Yani Polonyalı Katolik'le bir bağlantısı yok. Yani. Bence bir Bulgar'la bir Polonyalı eşit mesafede ama Bulgar'ın el becerisi olmadığı için hoş karşılanmıyor. Polonya'nın el becerisi olduğu için hoş karşılanıyor. Bu Avrupa Birliği üyesi ülkeler ikisi de.
O yüzden yurt dışı içinde bence böyle. Yani ortak Avrupa ideali ya da daha medeni ya da dinle arasına bağ mesafe koymuş ya da etnik kökeniyle arasına mesafe koymuş Avrupa idealini benimseyen Avrupa vatandaşı tipinden ziyade iş gören adama bakıyorlar. Evet. Aslında O evet. Yani yüzden de aslında burada Türkiye'nin yerine şöyle bir şey var. Hindistan'dan Doğru. gelecek adam daha mantıklı onlar için. Tabii canım. Yani aslında temelde bir hikaye kurma ihtiyacını şeyden sonra hissediyorlar. İhtiyaçlar neler? Çıkarımıza olan hareket ne? Doğru olan hamle, politika ne? Bunu belirledikten sonra bunu herkese kabul ettirebilmek için de bir hikaye üretmemiz lazım. Bu hani Doğru. her şey için geçerli tabii ki, bu mesele için değil. Bütün siyasi meseleler için bir gerçek sebep var. Bir de onun İşte etrafında anlatılması ortak gereken bir çatı hikaye var. sanki sadece Fransa'ya hizmet ediyor gibi. Fransa ve Ondan emin Almanya değilim ben arasında böyle ya. bir ciddi bir şey meselesi, liderlik yarışı Avrupa Birliği'ne dair. Ve hatta bu arada tam olarak Türkiye ile olan göç mutabakatı da aslında Avrupa Birliği içindeki Fransa-Almanya liderlik yarışında Almanya'nın puan kazandığı bir andı. Çünkü bu Evet. sorunu kim ne dersiniz Doğru. Merkel çözdü. Ve Avrupa'da da herkes bu sorunu çözenin Merkel olduğunu biliyor. Yani Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya geçişler %95 oranında azaldı bu mutabakattan sonra. Doğru. Ve bu başarı Merkel'in hanesine yazıldı. Ya bence Türkiye'de bunlar İsterseniz... biraz sıkıntılı okunuyor Üstad. Onu da söyleyeyim. Yani biz şunu hissediyorum. Bizim hocalarda da hissederdik. Fuat Keyman'da ben bunu söylediğimde de benzer tepki falan vermişliği var yani. Yani kurtulamadık mı şu buffer zonluktan diye. Ama öyle yani. Soğuk Savaş'ta da buffer zonduk. Şu anda da göçmen krizinde de buffer zonuz. Yani biz Avrupa'ya ancak nasıl denilebilir? Kıyısında köşesinde var olduğumuzda bir kıymeti harbiyemiz oluyor. İçinde sanki böyle bir kıymeti harbiyemiz olmayacak gibi. Bu da kabul edilmek istenmeyen bir şey bence Türkiye'de ve bence toplumun her kesiminde bu var. Bu arada bence Yani zaten tam bu bir olarak haysiyet meselesine bile çeviriyoruz hocam. Yani evet, özellikle yani bizi niye almıyorlar siyasetçiler. sorusuna aşırı sağdan Müslüman olduğumuz için almıyorlar. Aşırı soldan da işte yeteri kadar eğitim seviyemiz yok, şu yok, bu yok diyorlar. Bence aynen üstadın dediği gibi el becerimiz yok, matematiğe olan uzaklığımız ve dile yatkın olmamamız gibi bence çok son derece pragmatik sebeplerle istemiyorlar. Yani biliyorlar ki biz de biliyoruz değil mi Yani üçümüz de? sen İzleyenler de ülkedeki biliyor. nüfusun Avrupa içinde serbestçe hareket edebildiğini düşünmek bayağı işe yarıcı Şimdi biz diyebilirim. Avrupa Birliği üyesi olsak Bulgaristan'dan bence fazla boşalırız nüfus olarak Türkiye. Hele şu ortamda tabii ki. Ve bunu da hukuk devletinde nasıl yok diyebilirsin aldıktan Böyle bir sonra? durumda Avrupa Birliği'nin en fazla nüfusa sahip, en fazla vatandaş sahip ülkesi olacağız yani Avrupa Birliği'ne girdiğimiz takdirde. Evet ve bunun da dinle alakası yok. Hakimliğinden Ben bir bahsediyor. örnek vereyim size. Bu iltica edenlerin bir kısmına böyle bir zorunluluk yapmak için şimdi Afganlarınki falan televizyona yansıdı. Bilmiyor musun? Bilmiyorum fark ettiniz mi? İzlediniz mi? Bir Danimarkalı bakan kadınla elini uzatıyor. Benimle el sıkışana şey yapıyor. Onay veriyor. Son onay merci. Yani acaba kadın diyor ki bu Afgan bir kadınla el sıkışır mı? Ben benzer bir hikayeyi duymuştum. İşte domuz eti yer misin diye soruyorlar. Yerim diyor. Yiyor. Hiç hayatında domuz eti yememiş bir adamın teyzesi bana bunu anlattı. Normalde de yemiyor. Müslüman ama yiyor yani girebilmek için. Şimdi bu kriterleri istediğin kadar koy. Dinden bile çıkar bizim milletimiz yine gider. Yani bunun dinle o yüzden ben bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Karşı tarafın da ben bunu halk nezdinde olduğunu biliyorum. Farkındalar yani ortalama bir İtalyan Alman. Ama bence üst seviyede eğitim seviyesi arttıkça siyasetçiler bunu çok fark ettiğini de açıkçası düşünmüyorum. Türkiye'de de böyle Ahmet Davutoğlu'nun ben gerçekten de inandığını düşünüyorum. Yani bu biz vize serbestisini alıyorduk. İşte ama AKP işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arkada durmadı. Sıkıntı çıktı ve biz vize serbestisini alacakken direkten döndük. Yani bunu herhalde Bunun safiyane ne kadar inanmamıştır diyor. söylediğini ben de düşünüyorum bu arada. Yani İnanıyorlar. Çünkü böyle bir dünya aslında görüşünden geliyor. evet. Tayyip Erdoğan O bile aynı partiden olmasına rağmen biraz daha pragmatik olduğu için Avrupa'daki örneklerindeki gibi olayı görebiliyor yani. Bunun din ya da şeyle alakalı. Nüfusla da bence üstad alakası yok. 40 milyon Ukraynalıyı alır ama
40 milyon Türkiye'yi niye almaz? Bizim 2013 yılında imzaladığımız geri kabul anlaşması bize karşılığında bir vize serbestisi öngörüyordu. Ne zaman başlayacaktı bu geri kabul anlaşması yürürlüğe girince? Geri kabul anlaşması da 2014'te Avrupalı ve Türk vatandaşları için yürürlüğe girecekti. 2017'de de üçüncü ülke vatandaşları için. Ama Suriye İç Savaşı'nın 2015 yılında zirve yapması ve milyonlarca insanın Avrupa'ya gitmeye çalışması tabii bu işin rengini değiştirdi. Merkel'in inisiyatifiyle özellikle Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu Türkiye hükümetiyle müzakere etmeye başladı. Ve işin sonunda biz hükümet olarak o dönem Türkiye hükümeti 3 milyar euro artı 3 milyar euroya ve Avrupa Birliği adaylık sürecimizde yeni 3 fasılın açılması karşılığında biz geri kabul anlaşmasının 3. ülke vatandaşları için yürürlüğe giriş tarihini erkene çekmeyi kabul ettik. Aslında 18 Mart mutabakatı dediğimiz şey hukuki bir metin değil. Uluslararası hukuka göre yapılmış bir anlaşma değil. Bir anlaşma da değil zaten. Bir resmi olarak bir basın açıklamasından ibaret. Niyet Sadece beyanı. aynen öyle. Tarafların bir araya gelip biz böyle böyle bir politika oluşturmaya karar verdik demesinden ibaret. Ama baktığımız zaman buna soft law diyorlar. Biraz Avrupa'nın aslında kriz anında hukukun arkasından dolaşması. Çünkü hukuki sonuç doğuran bir deklarasyon aslında baktığımızda. Çünkü onun üzerine biz göç mevzuatımızı değiştirdik Türkiye olarak. Ardından Yunanistan göç mevzuatını değiştirdi. Yasal değişiklik yaptı ki birebir formülüyle Yunanistan'a geçen kişileri bize gönderebilsinler. Aslında baktığımız zaman çok net hukuki sonuç doğuruyor ama mesela burada Avrupa Birliği de kendi parlamentosunu dışarıda bırakmış oldu hukukun arkasından dolaşarak. Normalde bu bir uluslararası anlaşma olsaydı hem Avrupa Parlamentosu'ndan hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylanması gerekecekti. Aslında biraz böyle Avrupa'nın kriz anında ürettiği hukukun arkasından dolaşan bir yöntemdi. Ben de Ama bunu o işte orada olduğunda da biraz önceki kısım bitmeden önce konuştuk ya üstad. Yani zaten vize serbestisini aldıktan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasının geri kalan herhangi bir sakıncası yok ki Avrupa'ya. Hatta faydası olur. Gümrük Evet. Birliği'ne girmişsiniz. Esas temel şey bu. Kızıl elma bu diyelim. Yani zaten bunu sen müzakereleri başlamadan işte bunları yapmadan alabileceğini düşündüğün için bence Türkiye tarafı hatalı. Hocam Onlar bizim duymak istediğimizi söylediler sadece. işin kağıt üstündeki kısmına baktığımızda Avrupa bize şunu dedi. Biz zaten bu vize serbestliği yol haritası diye bir şey yayınlamışlardı ve şunu dediler de 72 tane kriterimiz var. Bu kriterleri yerine getirdiğiniz takdirde bize kısa süreli vize serbestliğini alacaksınız. Yani Türk Bunlar vatandaşları hep şey, teknik 90 kıstaslar yani. Yok aynen. biyoçip bilmem ne filan Evet. pasaportu. Türkiye bu kriterlerin Çok iyi karşıladı. kısmını zaten karşıladı. Ama şöyle orada Türkiye'nin karşılamaktan kaçındığı bir şey vardı. O da şuydu. Bu kriterlerden birisi şuydu. Türk Terör. terörle mücadele mevzuatında terörün çok geniş bir tanımı olduğuydu. Ve Avrupa Brüksel bu tanımın daraltılması gerektiğini savunuyordu. Biz de buna o zaman tamam dedik. Hatta yanlış hatırlamıyorsam o dönem Naci Koru Dışişleri Bakanlığı müsteşarı ve onun kendi kişisel bloğunda bu 18 Mart mutabakatı sürecindeki işte yaşadıklarını, gözlemlerini anlattığı bir yazı vardı. Biz buna bir oyun değiştirici bir teklif olarak bakıyorduk diyor ve gerçekten az önce sizin söylediğiniz gibi bize serbestliğine inanıldığını, bunu gerçekten beklediklerini o yazıda çok net görüyorsunuz. Naci Koru mesela şuna yoruyordu. Bir, o dönem Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesi dışında bir süreçti bu. Ondan Evet. dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonrasında bu sürecin arkasında durmadı. Hatta Kırılma sebepleridir daha kendi sonra aralarındaki hatta evet, siyasete. konuyu enstrümantalize edip işte kapıları açarım söylemi üzerinden Avrupa ile ilişkilerini yeniden tanımladığını biz görüyoruz. Evet. Vize serbestliği gerçekten bekleniyordu ama Türkiye'nin de içinde bulunduğu o sürece baktığımızda biz terörle mücadele mevzuatını değiştirip terör tanımını daraltırız derken 3 ay sonrasında Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi oldu ve ondan sonra zaten terörle mücadele mevzuatında bir değişiklik yapmak bence pek imkan dışı bir hale geldi tam olarak. Üstad ben kendi tabii ki uzman değilim senin gibi. Kendi fikrimi söylüyorum. O zaman haberlerden duydum. Adamlar bizim kabul edemeyeceğimiz bir madde koyup
bizim bunu reddedip ikinci bir optimum nokta arayacağımızı düşünmüşler ama biz o kadar dangalak olduğumuz için hemen kabul etmişiz bunu optimal nokta diye zannederek. Oyun değiştirici Müzakerenin dediğimiz kısım tam olarak buydu aslında. Adamları hiç beklemedi bir şey kabul ediyoruz değil mi? Onlar da şaşırmıştır diye. yani Ama çünkü diplomasinin temelindeki bir mevzudur. Stateful diplomasi de bilen geçer, ne bileyim negotiation'larda anlatılır hani nasıl yapılır. Hani Henry Kissinger dediğimiz adamı biz övüyoruz filan ama bu sebebi bu yani. Bence Tayyip Erdoğan'ın hiçbir diplomasi şeyi olmamış olmasına rağmen onu yani Türk dış politikasının mimarı olan Ahmet Davutoğlu'ndan daha iyi algıladığını düşünüyorum. şöyle bir mesele var bence orada. Yani bizim bunu kabul etmemiz, bir de Avrupa Birliği'nin de genel olarak tabii çifte standartlı bir tavrını bence dile getirmek gerekiyor. Evet, hani mesele şu, bugün vize serbestisi konusunda biz 72 kriterine 72'sinde karşılamadığımız için hani nerede bizim vize serbestliğimiz diyemiyoruz belki, yani deme hakkımız var mı yok tartışılabilir. Ama baktığımız zaman da Avrupa'nın da Ukrayna gibi yahut başka ülkelere Rusya'ya çok verdi kolay, üstad biliyorsunuz değil mi? çok kolay Rusya bunu vermesi aldı. bu ülkelere yani. İşin o boyutu Ama var. işte Ruslar kalkıp da Avrupa'ya yerleşmiyorlar milyonlarca insan. Bir de yani bu ülkelere baktığında Türkiye Avrupa Birliği'ne aday ülke yani çok uzun zamandır. Hani Avrupa komşuluk politikasına dahil ülkelerden daha Gümrük Birliği üyesi. tehlikeli görülmesi burada bence biraz Türkiye bir açısından hani üzücü geliyor. Baktığımız zaman Türkiye, ya ama şöyle bir sonuç doğurdu bu durum. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin daha doğrusu mevcut iktidarın gerçekten Avrupa'ya karşı eline muazzam bir koz geçmiş oldu. Hatırlarsanız 2020 yılının Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela kapılar bir açıldı ve Yunanistan sınırında çok büyük yığılmalar olmuştu. Bunun üzerine Komisyon Başkanı von der Leyen Türkiye'ye gelmişti. Hemen bir hafta sonrasında Charles Michel'le beraber Avrupa Komisyonu Evet. Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı'yla. Konsey başkanı. Koltuğa Yani kim önce oturdu mevzusu evet. olarak yazılı. Evet, kesinlikle koltuk krizi çıkmış. Sofa gate. Onlar ama kendi aralarında kriz çıkarttılar. Sen niye beni beklemedin filan diye. Evet. Yani şey hikaye kendi aralarındaki bir krizdi aslında bizden ziyade kesinlikle. Ya Şimdi mesela burada konuyu birazcık hızlı bir şekilde şeye de getirmek istiyorum ben. Yani bu iki cümlelerini toparlarsın tabii. tabii ki. Sonrasında bu Türkiye'nin son özellikle Taliban'ın Afganistan'da iktidarı alması sonrası başlayan ikinci dalga, Suriyeli göç krizinin üstüne gelen ikinci dalga Afganistan göçün üzerinde aslında Türkiye'de bence bütün partilerin üzerinde uzlaştığı bir göç eylem planı var. Fakat bu plan tabii ki şu anda uygulanmıyor. Ve hani Avrupa'nın göç konusunda ortaya koyduğu çözümler ya da çözümsüzlüklerden Türkiye'nin çıkardığı derslere de gelmek istiyorum. Onun üzerine zaten programı kapatırız. Ama öncesinde Ebubekir senin toparlayacağın cümleler vardı herhalde. Son Onları bir dinleyelim. iki cümle Türkiye'ye dair bir iki cümle etmek gerekirse Suriyeliler özelinde ve bu 18 Mart mutabakatıyla ya Suriye İç Savaşı 2011'de başladı ve Türkiye'ye ilk akışlar o zaman yavaş yavaş başladı. Yani ben o dönem lise son öğrencisiydim, Gaziantep'teydim ve gelişleri görmeye başladığımızı hatırlıyorum. Gaziantep ilk geldikleri şehirlerden birisiydi çünkü Suriyelilerin. Ama sıkıntı şu, Türkiye'de bizim göç mevzuatımız zaten çok geç çıktı. 2013 yılında yapıldı bizim göç kanunumuz ve 2014 yılında biz bugünkü göç idaresini kurduk. Ondan önce emniyete bağlı yabancılar şube gibi bir şeyler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun yetkileri göç idaresine devredildi ve il göç idareleri kuruldu. Özellikle sınır şehirlerde daha ziyade daha yoğunluklu olarak. Türkiye'nin bu konuda ciddi bir yönetememe krizi olduğu artık hani malumun ilanı, hepimizin bildiği bir şey zaten bugün. Ve geçici koruma diye bir statü mesela verdik biz Türkiye'ye gelen Suriyelilere. Çünkü hukuki olarak zaten şey veremiyoruz, mülteci statüsü vermiyoruz. Ve bu geçici koruma statüsü dünyada çok fazla da karşılaştığımız bir şey değil. Biz nerede karşılaştık bu statüyle? Ukrayna krizinde. Avrupa ülkeleri Ukrayna'dan gelen vatandaşlara geçici koruma statüsü verdiler mesela.
Ve 2001'de bu çıkmış bir direktifti bu. İlk defa Ukraynalılar için kullanıldı. Yani yaklaşık olarak işte 21 yıl sonra Şubat'taki Rusya'nın müdahalesiyle başlayan süreçte şu an Avrupa'da 4,8 milyon Ukraynalı olduğu düşünülüyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre. Ama sayılar çok değişiyor çünkü Ukrayna'ya geri dönüşler de çok fazla. Geri tekrar gelişler de fazla. O yüzden 7 çok milyon diyorlar üstad fazla totalde. sayılar. Yani şöyle toplam yurt dışına çıkan Ukraynalı sayısı 7 milyonu buluyor ama bunun 2 milyon civarı Rusya'da zaten. Özellikle o Tabii. Donetsk bölgelerinden Rusya'ya çok fazla Zaten geçiyor. bütün sorun oradan çıkıyor. Onlar Rus mu, Evet. Ukraynalı mı mevzusu. Çünkü Kesinlikle. insanlar diyorlar ki 100 bin tane işte adam öldü, insan öldü. Ruslar öyle bakmıyor ki. Ruslar diyor ki biz takribi azalan nüfusumuza 5-6 milyon Rus ekliyoruz diyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle baktığınız zaman. Avrupa'da şu an 4,8 milyon Ukraynalı geçici koruma statüsünde ve bu geçici koruma statüsü AB direktiflerine göre size çalışma hakkı sağlıyor. Konut hakkı sağlıyor. Sağlık hizmetlerine yararlanma hakkı ve çocuklarınız için eğitim hakkı sağlıyor. Yani bizdeki geçici korumadan çok daha geniş kapsamlı bir şey baktığımız zaman. Ukrayna krizinin bugün Avrupa'nın 4,8 milyon kişi alabilmiş olması, Polonya'nın 1,2 milyon, 1,3 milyon civarı, Almanya'nın keza 1 milyon civarında yanlış bilmiyorsam. Mesela Doğru. 1 milyon Suriyeli alan Almanya, 1 milyon da Ukraynalı alıyor. Ama 10 tabii senede bir 1 milyon alıyorlar. Suriyeli meselesiyle kıyaslayınca Avrupa'nın Ukrayna meselesine dair çok bariz, çok da farklı bir tavrı olduğunu görüyoruz. Yani hani çok tartışıldı, çok fazla da popüler söylemler olduğu için kullanmak istemiyorum ama işte gelenin saçlarının sarı, gözlerinin mavi olması bir şeyleri değiştiriyor mu? Evet, realitede maalesef değiştirdi yani bunu gördük. Ama tabii birisinin Avrupa'ya daha kolay uyum sağlayabilecek bir bölgeden geliyor olması, birinin Avrupa'ya daha uzak bir bölgeden geliyor olması bunun sebepleri falan çok uzun süre tartışılabilecek şeyler. Ben bu şekilde toparlayayım. Hani Ukrayna hakkında bir iki kelime etmek istedim mevcut durumla Ben de ilgili. şöyle ekleyeyim üstad. Bütün bu mevzuda bence en temel şey kaçırılıyor yani. İnsanlar mesela benim vizem reddedildi filan. Şu anda tamam bir dünyada bir genel trend var direkt reddetme üstüne. Çünkü bir küresel resesyon var biz kabul etmesek de. Ama şimdi temel kriter nedir? O hep atlanıyor. Yani turist olarak da gelsen, öğrenci olarak da gelsen, dil eğitimi için de gelsen, geçici işçi olarak da gelsen, ya da dediğiniz gibi siyasi sebeplerle iltica etmek zorunda da kalsan hep buradaki temel kriter normal bir milli devlet mantığıyla bu adam geri döner mi? Evet. Yani bize şimdi memurların yeşil pasaport filan sahibi olmasının sebebi de o. Bunun memlekette işi gücü var devlet memuru geri döner mantığıyla veriliyor. Yani dünya bunu şu an çok algılayamıyor gibi mi geliyor? Yani Japonya'nın çok böyle kültürlü ve medeni bir ülke olduğu için nasıl diyeyim pasaport endeksinde en üst sıralarda olduğu gibi bir algı var. Öyle değil. Hiçbir Japon yurt dışına gidip yerleşmediği için kolay kolay imparatorluk zamanından beri diyelim. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesi yıllar Latin Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya gidilmiş ama kültür olarak gitmiyorlar, dışarıdan da göçmen almıyorlar. 20 sene önce ben Japonya'ya gittiğimde çok şaşırmıştım. İhtiyaç da halindeler. Yani mesela Almanya'nın ihtiyaç duyduğundan belki çarpı 4, çarpı 5 daha fazla Japonya'nın ihtiyacı var. Sosyal sigorta sistemi çökmüş. Ülkede pandeminin çıkışında bile artı enflasyon olmuyor yani. Deflasyonist bir ekonomi hala dünyadaki trende rağmen. Çünkü dışarıya turist olarak gidip geri dönüyor. Türk'ün de ya da bizim gibi memleketlerin de menfi yaklaşılmasının sebebi yani küreselleşme tek taraflı mı çalışıyor? Batı'nın iki yüzlülüğünden ziyade bizim geri dönme ihtimalimiz olmadığı için bu böyle. Bu bence tabandaki mevzu. Bir de tabandaki mevzu Vahit Üstad'la da çok ara ara konuştuğumuz bir mevzu bu. Dış iş yani dış işlerinde maalesef Türkiye'de de olan bir şey. Bu işte Ahmet Davutoğlu örneğinde de konuştuğumuz gibi Naci Korur örneğinde de senin söylemiş olduğun gibi. Bu Amerika'da da var bu arada. Yani artık bir Brent Scowcroft bir her ikisince bir Zbigniew Brzezinski değil. İşte yani Blinken'ları falan görüyoruz. Bu da ne demek? Artık sahada çalışan o çalıştığı sahanın milletinin dilini, kültürünü, tarihini, diplomasisini bilmeyen adamlar tarafından dış politika yönetiliyor. Biz bir çalışma yapıyoruz şimdi Vahit'te. Stratejik Derinlik kitabında bir bölümü mesela ayırmıştır Ahmet Davutoğlu Fikret Abdiç hakkında. Onu konuşmuştuk.
Yani Türkiye çok detay bir konu ama bu Türkiye Fikret Abdiç'e mesafe duymaması gereken bir adamken biz siyasi sebeplerle Ali Yezzet Begoç biraz daha milli görüşe yakın bir adamdı. Onu tercih edip bu ilk defa belki ben şimdi söylüyor olacağım. Kayda da girsin. Günlük hayatta konuşuyorum ama hiç böyle bir yerde de yazmadım söylemedim. Birkaç yüz bin diyeyim ben. Boşnağın ölümüne sebebiyet de biz bundan dolayı verdik. Yani belki şimdi söylediğim şey tepki çekecek bir şey ama yani böyle biz en azından ben iddiam olarak söyleyeyim. Bunun sebebi de art niyet olduğunu düşünmüyorum. Sahayı tanımıyordur. Ama bu Türkiye'de değil, dünya genelinde de böyle. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşadığımız sıkıntının bir benzeri gibi gözükse de o dönemde edebiyatçılar falan bile tanıyorlar yani. Afganistan'a gidiyor adam, Berlin'e gidiyor adam, Almanya'ya. Edebiyatçı olsa da biliyor ama o memleketleri. Yani kültürünü en azından biliyor. Şimdi biz sadece yabancı dil bilerek göndermeye çalışıyoruz ya da işte aday işte memur mesleki eğitim hizmetine. Ama bu Amerika'da da böyle. Bu yüzden bence bir nasıl diyeyim, tabanda böyle bir sıkıntı varken tavanda da böyle bir sıkıntı var. Çok fazla enformasyon var ama bilgiyi alabiliyor muyuz? Bence daha çok algılar. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yaygın. Mesela Katar mevzusu da böyle bir algı mevzusu değil miydi Vahit Üstad? Yani Evet, hatırlarsan. ya ben onu da atlamayalım diye aklımdaydı ama şöyle şey yapalım. Yani Katar Dünya Kupası başlamadan önce ben hani Avrupa basınında çok ciddi tepkiler okudum. İşte şu kadar 50 bin işçinin ölümüne sebep oldular. Ve işte bir whitewashing var burada, bir kendilerini aklama çabası içerisindeler ama onun içinde bile böyle bir kriz çıkartabiliyorlar hikayesiyle başlayan o Katar'a yönelik baskı kurabilme ihtimali sonrasında silinmişti. Ve sonra Dünya Kupası devam ederken aslında bir şeyi fark ettim. Avrupa Parlamento üyesi Başkan bir yardımcısı vekilin, galiba. aynı zamanda parlamento başkan yardımcısı Katar'dan rüşvet aldı ve dolayısıyla o Katar'ı Avrupa içerisinde aklama sürecinin bir parçası olduğunu fark ettik. Şey, Belçika Rum'du değil polisinin mi Üstad? şeyiyle. Eva Kaili. Eva Kaili, evet. Yunan asıllı. Belçika'dan mı şeydi? Eva Kaili Belçika'dan mı şey parlamenterdi? Yok, bildiğim kadarıyla Bakalım. Yunan bir parlamenter ama hani şey, hikaye sonuçta Belçika üzerinden Yunanmış yürüdüğü usta. için. Evet, Yunan. Evet. Ve yani 2022'de aslında parlamento başkan yardımcılığına başlamıştı Yeni. ve görevden de alındı. Ya şöyle mesela Eva Kaili'nin ben önceki konuşmalarına falan denk gelmiştim bu olay patlamadan kısa bir süre önce. Yani böyle aşırı bir Katar övgüsü. Katar'ın Dünya Kupası sayesinde aslında bugünkü modern dünyaya entegre olma çabasının bir somut göstergesi olduğuna falan dair konuşmaları vardı birkaç tane parlamentoda söz hakkı aldığında. Ama meselenin böyle bir şey çıkacağına hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Sonra bir gün haber gördüm. Brüksel'de şey işte Belçika polisi evinde arama yapıyor diye Eva Kaili'nin. Ardından zaten evinden kaç yüz bin euro çıktı. 150 bin euro mu? Tam emin değilim miktardan ama bir valiz para çıktı ve paraları ilk defa gördüğünü falan iddia etti zaten hanımefendi. Avrupa'da çok tepki veremedi herhalde ilk başta. Sen öyle bir Hocam, tespitte bulunmuştun. evet, yani benim şey yaptığım olay ilk patladığında ilk gün böyle bir ne oluyor gibisinden insanlar bir sessiz kalındı. Bir iki haber bir iki yerde gördüm ama ikinci gün özellikle zaten artık her yerde tepkiler başladı. Ardından mevzu daha da büyüdü ve bütün doğrudan Avrupa Birliği üzerine çalışan basında falan da zaten hep birinci şeyden girdi ilk haber Bunun da olarak. sebebi ne mesela sizce Vahit Üstad? Size sana da söyleyeyim ya Bekir Üstad. Çünkü şunun için söylüyorum. Arka arkaya biliyorsunuz yani Brezilya Dünya Kupası ve Olimpiyatları yaptıydı arka arkaya. Güney Afrika'dan sonra Rusya ve Katar beraber açıklandı Dünya Kupası ilk defa. İkisini beraber normalde dönem geldikçe tek tek açıklanırken ikisi beraber açıklandı filan. Şimdi bu tepkileri ben şeye de bağlıyorum. Dünyanın değişen demografik yapısını da bence Batı dünyası çok kabul etmek istemiyor. İşin ilginç tarafı 3. dünya ülkeleri de böyle düşünüyor. Yani nüfus bir kere değişiyor. Yani artık
Hintlilerin, ne bileyim işte Sahra Altı Afrika'sının, Latin Amerika'nın, Asya'nın nüfusu çok arttığı için gayri safi dünya küresel ölçekte gayri safi milli hasılanın önemli bir kısmını elde ettiği için işte Nobel ödülü alanlara bakalım. Yani bilhassa edebiyatı ve şeyi bir tarafa bırakırsak ekonomiyi daha böyle teknik dallara bakarsak yani etnik olarak da matematiğe böyle daha yakın topluluklardan çıktığını da görüyoruz bir yüzdeye vurduğumuzda giderek artan bir seviyede. İşte ne bileyim revaçta olan branşları düşünürsek işte yazılımdır, mühendisliktir, şudur budur hep söylenir ama kimler yapıyor bunu? Artık Fransız, İngiliz mi yapıyor yoksa Hintli mi yapıyor, Bangladeşli mi yapıyor? Sorusunun cevabını da bence biraz gizli. Bu Katar mevzusu da onun için çok tepki çekti. Dediği gibi üstadım 5.000 kişi öldü dendi. Ama o 5.000 kişi 1998'den bu Lusail şehri kurma gündeme geldiğinden beri toptalde ölen işçi sayısı. Öyle bir lanse edildi ki bu Dünya Kupası için rüşvet verildi. Alındıktan sonra ki rüşvet de verilmiş olabilir. Alındıktan sonra 8 tane stadın inşası için işte 250 milyar dolar mı ne harcandı? Halbuki Rusya'nın statlara ve şeye harcadığı paradan az harcanmış. Ben ona baktım. Şey yani yanı başına kurulan şehir, bütün ülke hattına yayılan metro ağı, liman ve havalimanının genişletilmesi hepsi beraber o 250 milyar doları buluyor. Yani bu Dünya Kupası organizasyonu bunun tetikleyicisi hale getirilmiş ama 98'den beri bu Lusail hikayesini ben biliyorum. İkinci bir şehir açalım. Bu şimdi Vision 2000 kaç bir şeyler söylüyor diye bu Suudi emiri. Onun fikri de buradan çalıntıdır. Yani Katar'a çok fazla biz yabancı getiriyoruz. Aynı mevzu işte, çalışması için. Bunların daha rahat yaşayabileceği, bunların bizim işte doğada yaşamayacağı, burada yaşayabileceği bir şehir kuralım fikrinden çıkıyor. Hem de dışarıdan yabancı yatırımcı çekeriz diye. Ama bunu 8 tane inşaatın süresinde son 4-5 senede 5.000 kişi öldü gibi lanse edip ama sonrasında da hiçbir şey yokmuş gibi Dünya Kupası bitmeden gayet iyi bir organizasyon yaptılara kadar getirdiler. Yani sanki bir hayatın doğal akışına aykırı bir şekilde bir algı oluşturursak ne ala, oluşturamazsak da çok da önemli değil gibi ben algıladım açıkçası. Tabii yani kupanın açılış günü Infantino'nun yaptığı bir konuşma vardı kupa başkanının. Orada böyle bugün kendimi bir Katarlı gibi hissediyorum şeyleri. Biraz Ben bunu abartı. aslında şeyle de birlikte okumak gerek diye düşünüyorum. Bizim son Cato mektupları videolarında dünyadaki bu yeni sol meselesini, bu Evet. progresif ideoloji konusunu konuştuğumuzda şeyi gördük. Yani yeni bir sağcıların yeni faşizm dediği aslında bazı meselelerdeki baskılarından ötürü. Wokçuluk dediğimiz bir yandan. Bu anlayışın aslında dünyadaki bu dönüşüme ve üçüncü dünya ülkelerinin yükselme trendine karşı en azından kültürel anlamda odak noktasını batıda tutabilmek ve bu batıda tuttukları odak da tabii ki batının kültürel tarihin bir ürünü değil esasında. Daha progresif olma çabası taşıyan bir ideolojik merkez kurma çabası. Ve aslında bu şeyi de ne diyelim, bu gömleği de herkese giydirmek gibi bir çabanın ürünü gibi geliyor bana. Yani Avrupa'da vesaire, hani burada mesele sadece yani işte Katar gerici bir ülke, şöyle bir ülke, Müslüman bir ülke, o yüzden eleştirelim gibi bir niyetten ziyade ben şeyi görüyorum. Yani dünya artık yeni bir yere gidiyor ve bu yeni dünyanın ideolojisini biz yazıyoruz. Katar da ya bu Evet. ideolojiye boyun eğmeli, eğmiyorsa da dövmeliyiz onu, dayak Şöyle bir yemeli. şey var Bilmiyorum. mı bunlarda, bu Bir yani. liberallerde? Ben öyle düşünüyorum. Yani biz Türkiye'de ikinci cumhuriyet, yani öyle söylüyoruz. Ama bence dünyada da böyle bir şey var. Ya hep aynı hikayeye dönüp dolaşıp geliyoruz gibime geliyor. Senle de daha ilk yayınlarda söyledik. Yani Francis Fukuyama'nın şeyinden kurtulamadık gibi lanetinden. Yani tarihin sonu Kesinlikle, geliyor. kesinlikle Sürekli bir yani. tarih akıyor ve bir tarih tez var, antitez var, sentez oluyor ve dünya bir yere giderken karşıt bir görüş ya da karşıt bir şey olamaz. Bunu Amerika'da da görüyoruz. Kürtaj meselesinde. Bu konu kapanmamış mıydı diyorlar genel olarak. Ya bu konu Evet. kapanmış diye bir şey yok. Bir seçim sonucu burası daha baskın olur. Bir seçim daha, bu dünya, hayat böyledir yani.
Yani şöyle bir algı var. Sanki dünya çok muhafazakarlaştı, sonra liberalleşti ve bu böyle bir trend. Halbuki baktığımızda dünyada çok çok daha liberal olan dönemler var dünya tarihinde. Çok çok daha muhafazakar olan dönemler var. Taliban'ın geldiğinde verilen tepkiyi hatırlayın. Sanki oradaki insanlar ölecek ve hayat yok olacakmış gibi bir algı oluşturulmasının sebebi de bence o. Yani bu 20 sene öncesinin mevzusu değil miydi? Ya da Rusya-Ukrayna savaşına verilen tepki de bence o. Nasıl yani? Kosova olayına da bence aynı tepki verildi. Gürcistan, hani belki dünya genelinde etkisi küçük ülkeler olduğu için fazla olmasa da, yani soğuk savaş zihniyetinin ben devam ettiğini düşünüyorum. Ve bu da Eyvallah hocam. sağdaki gerçekliği çok okuyamadıklarını gösteriyor bence. Bence Vakit kaybı. bunun biraz da şöyle bir etkisi var, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının şöyle bir şey. Yani uluslararası ilişkilerde bu işin akademik boyutunda da realizmin dönüşünü görüyoruz bence. Yani Tabii. ben mesela dahil olduğum mail gruplarından eskiden gelen mailler işte daha böyle siyaset bilimi çevrelerinin mail gruplarına dahilim. Fransa'da işte bu konuyla ilgili çalışan akademisyenler falan. Eskiden gelen mailler hep işte yeşil enerji, işte ekoloji, işte cinsiyet, toplumsal cinsiyet gibi konularken Ukrayna hikayesinden beri özellikle bir tekrar realizmin canlandığını görüyorum. Yani yapılan akademik toplantılar, yapılan sempozyumlarda tekrar uluslararası ilişkilerin dönüşünü de görüyoruz bence. Ve sizin az önce söylediğiniz ya bu mevzu kapanmamış mıydı meselesinde şunun farkına varmaya başlıyoruz artık. Ha, bu mevzular böyle kapanmıyor demek ki. Biraz öyle bir şey var bence. Bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum ben şu an içinde bulunduğumuz sürecin bu konuda. Özellikle Ukrayna meselesinin. Ya bir de şey galiba, insanlar daha bireyci olduğu için sanki her şeyin en iyisini ya da tarihin sonu olacaksa da onu bizim kendi lifespanımızda göreceğiz gibi bir algı da var. Bu da bence kişinin kendisini aşırı önemsemesinden de kaynaklanıyor. Tarihi de çok bilmemekle de bence kaynaklanıyor. Çünkü bu bir akış yani. Yarın öbür gün çok daha hiç tahmin edilmeyen de bir şey olur. Ama bu da yine bence dönüp dolaşıyor. İlk uluslararası ilişkiler teorilerinde anlatılan mevzuyu aşamadığını gösteriyor dünyanın. Yani daha uluslararası ilişkilerin doğasının hani anarşik mi yok ya işte bir kurumsalcı bir yapı mı olduğunu hikayesini deminden beri konuşuyoruz. Avrupa Birliği meselesi de böyle bir şey. Kesinlikle. Bence Eyvallah hocam. her kampın Burada katıldığı, katılmadığı yerler olabileceği gibi her şeyden biraz bir şey barındırıyor. Hayat böyle bir şey. Ne saf iyi var, ne saf kötü var, ne saf ilericilik var, ne saf gericilik var bence. eyvallah. Burada Eyvallah. isterseniz son verelim videoya. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz ve videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere, iyi seyirler.